Merhabalar, mutlu günler. Haftanın ilk spor ajansına hepiniz hoş geldiniz değerli izleyenler. Spor Toto Süper Lig'de bir haftayı daha geride bıraktık ki çok da fazla aslında Süper Lig'i özlemeyeceğiz. Yarın tekrar yeni bir haftanın başlangıcını, açılışını yapacağız. Ama tabii ki geride kalan haftadan konuşulacak bir hayli şey var. Saha içinde konuşulacak şeyler, saha dışında konuşulacak şeyler. Bunların hepsini sevgili Onur Özkan ve Taner Karaman'la birlikte değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Selamlar, nasılsın? Vallahi gayet iyiyim. İyi olmaya çalışıyorum. Aslında ne yalan söyleyeyim, beni artık bilen herkes bildiği için Ocak, Şubat, Mart aylarını çok sevmiyorum. Niye? Kış olduğu için. Ha, okay. Yani bende takvim Mayıs'ta başlıyor diyeyim. Okay. Nisan'la başka bir sorunum var. O yüzden direkt Mayıs'a geçiyorum. Ama iyiyim yani. Bu aylara rağmen iyiyim. Ama sizler de gerçekten çok keyifli ve müthiş görünüyorsunuz. Teşekkür ederiz. Sen de öylesin. Teşekkürler. Keyifler de sanıyorum aynı şekilde. Güzel ki yani... İşte Süper Lig bir yandan, Merkez Hakem Komitesi'ndeki değişiklikler bir yandan, bugün kulüpler birliği toplantıları bir yandan, transferler bir yandan. Yoğun bir gündem var bugün. Çok aynen. Yoğun bir gündemle birlikteyiz. O zaman geride kalan haftanın şöyle bir sonuçlarına bakalım. Hangi sonuçlar alınmış? Bu şekilde başlamış olalım programa. 21. haftada Spor Toto Süper Lig'de tabii ki yine kritik önemli maçlar vardı ve haftanın açılışını Beşiktaş Alanya Spor karşısında 3-0'lık galibiyetle yaptı. Demir Grup Sivasspor Malatya'da Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu. Hatayspor Trabzonspor 2-1 ile geçerken Ankaragücü sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne 2-0 mağlup oldu. Antalyaspor Ümraniyespor karşısında 3-2'lik kritik bir galibiyet aldı. Giresunspor sahasında Galatasaray'a 4-0'la boyun eğdi. Galatasaray üst üste 10. galibiyetini alırken İstanbulspor Yükatel Kayserispor'a 4-2 kaybetti. Başakşehir Konyaspor 2-0'la geçerken dün Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Fatih Karagümrük de haftanın bay geçen takımıydı diyelim ve hemen dünle başlayalım. Çünkü dediğimiz gibi çok yoğun bir gündem var. Gündeme de hemen geçmiş olalım. Dün Fenerbahçe Kasımpaşa karşısında geriye düştü ama farklı bir şekilde kazanmayı başardı. Önce maçın özetini izleyelim. Sonrasında basın toplantısına gidelim ve dün akşamla başlayalım. Evet, dün Fenerbahçe 5-1'lik skorla 3 puanı almayı başardı ve zirve yarışında farkı yeniden 4'e indirdi. Bu arada değerli izleyenler, aşağıda da görüyorsunuz, kırmızı olarak geçiyor. Haftanın hakemleri açıklandı. Hemen ben sizlere buradan bir kez de aktarmış olayım. Yiğit Arslan, Korendon Alanyaspor Demir Grup Sivasspor maçını yönetecek. Fatih Karagümrük Beşiktaş maçında Ali Şansalan görev alacak. Kasımpaşa Biteksen Giresunspor maçında Hüseyin Göçek. Gaziantep Futbol Kulübü Atakaş Hatayspor maçında Tugay Kağan Numanoğlu. Trabzonspor Fraport Hava Antalyaspor maçında Mete Kalkavan. Galatasaray Hangi Kredi Ümraniye Spor maçında Cihan Aydın. Yükatel Kayseri Spor Medipol Başakşehir maçında Kadir Sağlam. Arabam.com Konya Spor İstanbul Spor maçında Ümit Öztürk ve Adana Demirspor Fenerbahçe maçında da Ali Palabıyık görev yapacak diyelim. Var mı sürpriz gördüğünüz bir atama? Yani Cihan Hoca. Cihan Hoca'yı beklemiyordum. Üçüncü ben. Süper Lig maçı olacak sanırım Cihan Hoca'nın. Evet. Ama sanırım Taner'le az önce konuştuk. Bir önceki MHK atamaları evet, zaten bunlar. Evet öyle. Yani bir önceki MHK atadı bu atamaları. Onlar yaptı. Onların da son ataması. Zaten Kadir Sağlam, Cihan Aydın. Şöyle baktığımızda işte Yiğit Arslan. Hani yeni hakemleri göreceğimizi aynen. Bir önceki Merkez Hakem Kurulu söylemişti. Evet. Aynen. Onları da bu haftada görmüş oluyoruz diyelim. Hakem atamaları bu şekilde. Yani Galatasaray maçı için çok hızlı gibi geldi bana. Cihan evet, Hoca'nın ikinci, ataması. İki tane Süper Lig maçı olan bir hakem. Evet. Yani olası bir... Sıkıntılı bir yönetimden sonra çok yıpratılır ve açıklama genelde yapılması gerekir. 8. 9. maçta 4 büyüklerin maçına bu tarz hakemlerin aynen. Verildiğini gördük şu ana kadar. Evet, biraz erken gibi geldi erken, bana. Evet, bence de. Demek ki güveniyor. Tabii ki eski MHK'ye güveniyor. Bakalım yeni MHK'ye güvenecek mi? Peki tüm hakemlere de başarılar dileyelim yani evet. Bol şans dilemek de gerekiyor. Onur Özkan Fenerbahçe Kasımpaşa maçına biz dönelim. Aynen. Şimdi Fenerbahçe tabii geriye düştü ama çok fazla geride oynamadı. Beraberliği hızlı bir şekilde buldu. Öne geçti. Sonrasında maçın kontrolü tamamen Fenerbahçe'deydi. Fenerbahçe rahat kazandı. Aslında o son hafta üst üste gelen son dakikalarda sıkıntılı galibiyetler. Hatta Rizespor maçına da kupayı da ekleyebiliriz. Üst üste 3 maçta son anlarda kazanmıştı Fenerbahçe ama bu kez böyle olmadı. Yani krizden çıktı Fenerbahçe. Çok sıkıntılı bir derbi yenilgisi. Psikolojik anlamda büyük bir yıkım. Ama ardından 4 resmi maç, 4 galibiyet Fenerbahçe adına. Tabii ki burada Jesus'un tecrübesi önemli. Takım böyle bir krizden çıkarabilmek kolay değil. Psikolojik anlamda gerçekten ciddi bir yıkım oldu. Ama Fenerbahçe şu anda yeniden Galatasaray'ın ensesinde, şampiyonluk yarışına son derece iddialı konumda.
Dolayısıyla Jesus o dalgalı denizde gemiyi limana yanaştırmayı başardı en azından şimdilik. Tabii ki maçta çok öne çıkan şey oldu ama Arda Güler tabii ki herkesin konuştuğu bir konu. Yani adınız Jesus da olsa, büyük bir tecrübeniz de olsa futbol size her geçen gün yeni bir doğru öğretebiliyor. Yani zaten öğrenmenin yaşı da yok. Öğrenmek de güzel bir şey. Herkes için. Aynen, öğrenmeye açık olmak gerekiyor. Jesus'un burada anlamsız, saçma, takıma zarar veren, Arda'ya zarar veren bir inadı vardı. Ki hani böyle şöyle konular vardır, yorumcular çıkar der ki ben demiştim işte şu adamı oynat diye. Bu öyle bir konu da değil. Değil. Yani şimdi sokaktan siz herhangi birini çevirseniz diyecektir ki Arda Güler niye oynamıyor? Zaten son haftalarda konuşulan Arda'nın artık Fenerbahçe için bir opsiyon değil, zaruri bir duruma geldi. İhtiyaç oldu. Şimdi elinizde sizin bir Hacı vardır, bir Sergen vardır, Alex vardır, Snyder vardır. O zaman dersiniz ki ben hani Arda'yı oturtayım biraz kenarda. Ama Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığımız zaman, Fenerbahçe'nin saha içi ihtiyaçlarına baktığımız zaman yani Arda'ya korkunç bir şekilde dediğin gibi bir ihtiyaç doğmuş durumdaydı saha içinde. Tek bir anahtar, bir panzehir lazımdı Fenerbahçe'ye. Kesinlikle ve dün de bunu çok net bir şekilde gördük. Yani bir oyuncu 5 gollü bir galibiyette gol veya asist katkısı yapmadan nasıl maça etki edebilir? Her golün altında bir şekilde Arda Güler'in imzasını gördük. Belki son vuruşta değildi, son pasta değildi ama pozisyonun hazırlanmasında bazen topa dokunmadan bile zekasıyla, hareketlenmesiyle, boş koşusuyla bile oyuna etki etti, skora etki etti Arda Güler. Tabii ki bu anlamda Fenerbahçe için önemli bir kazanç. Umarım Jesus için bir maçlık bir karar değildir bu. Yani Jesus artık Arda Güler konusunda umarım ikna olmuştur. Çünkü dediğim gibi Arda Güler'e çok ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Önümüzdeki süreçte çok zorlu maçları var Fenerbahçe'nin. Fikstürü de biraz sonra konuşuruz. O anlamda Fenerbahçe için 3 puan önemli. Arda'nın da 11'e dönmesi bence çok daha önemli Fenerbahçe için. Taner Karaman, şimdi Fenerbahçe tabii üst üste çok iyi oyunlar ortaya koymadı derbiden sonra ama hep bir şekilde kazandı, zirvede kaldı. Doğru. Peki dünkü galibiyetle birlikte oyuna da baktığın zaman, tabii Valencia'nın 4 golünü de yine ayrı ayrı konuşuruz ama Fenerbahçe bu krizi tam olarak atlattı diyebilir misin? Çok mümkün değil. Çünkü yani iyi futbolun sinyalini deplasmanda görürsünüz aslında. Yani evinizde böylesine yoğun bir taraftarın önünde, üstelik bu ligin en rahat açılan, önde oynayan takımına karşı kazanmak benim gözümde çok da büyük bir iyi futbol referansı değildir. Çünkü az önce belirttiğim gibi Kasımpaşa takımı defansını zaten çok önde kuran, her zaman golü düşünen, açık oynamayı seven ve özellikle deplasmandaysanız, işte Galatasaray deplasmanı, Beşiktaş, Fenerbahçe böylesine deplasmanlarda bu oyunun getirisi biraz düşük kalabiliyor. O yüzden Beşiktaş'ın oyunuyla, Fenerbahçe'nin oyunuyla alakalı çok da işte Fenerbahçe'nin çıkışa geçtiği maç budur diyemiyorum. Bu oyunu deplasmanda sergilediği zaman, Galatasaray'ın Giresun deplasmanda yaptığı gibi, sergilediği zaman asıl ben evet Fenerbahçe oyununu eski günlerine döndürdü diyebilirim ama şu anda sanki bunu çok da fazla söylememiz mümkün değil gibi. Ama tabii ki de bu Fenerbahçe'nin galibiyetinin önüne geçecek bir durum değil. Yani 5 gollü bir galibiyet alıyorsunuz ve bunu gerçekten de güzel oynayarak elde ediyorsunuz. Ve oyuncularınızın neredeyse tamamı ortaya iyi bir futbol sergiliyorlar. Ve bu yüzden de ben Fenerbahçe'nin tebrik ediyorum. Kötü oynarken kazanmak önemlidir. Evinde puan kaybetmemek önemlidir. Çünkü bu sahada gelip işte hatırlayalım Giresunspor'un galibiyeti gibi. Hani böyle süreci zora sokabilecek yenilgiler de aldı Fenerbahçe vaktiyle. Aynen. Bu yüzden bunları yaşamamak adına her maç önemlidir. Ekrana da gelen pozisyonda olduğu gibi oyuna akıl koyan oyuncular çok kıymetliydi ki Arda Güler'in Valencia'nın attığı golden önce direkten dönen o aşırtma vuruşu gerçekten de çok iyi bir vuruştu. Arda'nın ilk 11'e girmesi benim adıma şöyle bir gösterge. Arda eğer ilk 11'e giriyorsa demek ki artık Jesus tarafından ilk 11 seviyesine girebilecek fiziksel güce ulaştı demektir. Bu dakikadan sonra Jesus'un oyundan Arda'yı kesmesi akla şunu getirecek. O zaman ya Arda fiziken yine düştü. Ama bu da şey değil ki, yani rating parametresi gibi değil ki. Yani bir gün düşsün, bir gün çıksın. Yani bunu koruyun. Adam da ilk 11'de kalsın. Şimdi rakibe göre kadro belirlemek tabii ki de çok doğal bir stratejidir. Burada Arda Güler'in de bu geride kalan, daha doğrusu ilerleyen haftalarda hani şu rakip var, o yüzden Arda oynamasın diyebileceğim bir rakibi yok Fenerbahçe. Yani Arda'nın oyun süresine baktığımda işte Rize Spor maçında 65 dakika, dün 71 dakika. Sanki hani oralarda görüyor hoca temposunu. Arda'yı konuşmaya devam ederiz ama Kulüpler Birliği toplantısı var bugün değerli izleyenler. Ve Ahmet Selim Kul da şu anda o toplantıyı
takip edenler arasında hemen sevgili Ahmet'e uzanalım ve gelişmeleri kendisinden alalım. Ömer Saraç, teşekkürler. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva tesislerindeyiz. Yaklaşık 20 dakika önce Kulüpler Birliği burada toplantıya başladılar. Şunu ifade edelim ilk olarak, Kulüpler Birliği kendi arasında bir toplantı gerçekleştirecek. Ardından da Türkiye Futbol Federasyonu ile yine burada bir toplantı daha gerçekleştirilecek. Tabii sıcak gelişmeler yaşanıyor futbol dünyasında. Geride kalan günlerde Sabri Çelik, Merkez Hakem Kurulu Başkanı, buraya gelerek istifasını sunmuştu. Mehmet Büyükekşi, Başkan Mehmet Büyükekşi de bu istifayı kabul etmişti. Hemen ardından dün akşam saatlerinde Lale Orta isminin yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak açıklandığını hatırlatalım. Bu gelişmeler öncesinde aslında bugün yapılacak toplantılar belliydi. Hatta kulislerde bu toplantılardaki biraz daha tepki ve gerilimi azaltmaya yönelik bir adım olarak bu gelişmeler, bu MHK Başkanı değişikliği yorumlandı. İfadeleri bol bol konuşuluyor, gündemde yer alıyor. Şunu da belirtelim, bugün ne konular konuşulacak? Tabii ki gündemin bir numaralı maddesi hakemler, hakemlerin aldığı kararlar. Bu konuda kulüplerin gerçekten çok ciddi şikayetleri var. İstisnasız bütün kulüpler şikayetçi diyebiliriz. Bu noktada Türkiye Futbol Federasyonu'na bu konudaki rahatsızlıklarını dile getirecekler. Özellikle son haftalarda artık iyice artması, her maçta neredeyse yaşanılır nokta gelmesi sebebiyle kulüpler oldukça tepkili. Yine bu Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği'nin gerçekleştireceği toplantıda kulüpler Sabri Çelik'in neden istifa ettiğini, istifasının arkasında yatan sebepleri de soracak. Bu konu hakkında da merak sahipler ve yine Lale Orta ile ilgili bazı kulüp başkanlarının bu Lale Orta ataması ile ilgili çok memnun olmadığını, bu konuyla ilgili de yine fikir alışverişlerinin olacağını, endişelerin olduğunu ifade edelim. Ayrıca yine hakem konusuyla ilgili VAR atamaları ile ilgili de kulüplerin talepleri var. Bunları önce kendi aralarında değerlendirecekler. Ardından yine Türkiye Futbol Federasyonu'na bu konu sunulacak. VAR hakemlerinin daha tecrübeli isimlerden oluşmasını, daha tecrübeli hakemlerden olmasını istiyorlar. Tabii ki yine futbolun ekonomik sorunları da bugün fazlasıyla gündeme gelecek. Gerek Kulüpler Birliği toplantısında geleceğe yönelik planlamalar, maddiyatla ilgili problemler, ödemeler, kulüpler yine dar boğazdalar. Bundan dolayı bu konuda fazlasıyla gündem olacak. Tabii ki yine PFDK'da özellikle başkanlara verilen hak mahrumiyeti cezası ile ilgili rahatsızlık duyan kulüpler var. Bununla ilgili de yine kulüplerin talebinin olacağını ifade edelim. Dediğimiz gibi hakem gündemli, daha çok hakem konusunun ön plana çıkacağı toplantılar gerçekleşecek. Kulüplerin çok büyük bir kısmının katıldığını, bazı kulüplerin katılmadığını, bunu da netleştirdikçe önümüzdeki yayınlarda paylaşacağımızı ifade edelim. Türkiye Futbol Federasyonu'nda önce Kulüpler Birliği toplantısı başladı. Saat 2 gibi Kulüpler Birliği toplantısının ardından Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği toplantısının gerçekleşmesini beklediğimizi ifade edelim. Buradaki aktaracağımız notları şimdilik tamamlayıp sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Sevgili Ahmet, çok teşekkürler. Tabii önemli gelişmeler var. Evet. Önce saat 14'te Kulüpler Birliği toplanacak. Sonrasında da Türkiye Futbol Federasyonu'yla Kulüpler Birliği toplanacak. Tabii Fenerbahçe'yi konuşmaya devam edeceğiz ama bağlantının üzerine biraz konuşmak lazım bu konuyu. Taner, kulüplerin istekleri var. Bugün senin aldığın haberlerde biraz böyle sert bir toplantı olacağı yönünde. Hı hı. Bize gelişmeleri nasıl aktarırsın? Şöyle izah edeyim. Kulüpler Birliği toplantısının ana maddesi tabii ki de Lale Orta tercihi olacak. Yani kulüpler bugün bu toplantıda büyük oranda Lale Orta'yı konuşuyorlar şu anda. Lale Hoca'nın, Profesör Doktor Lale Orta'nın tercihi konusunda bazı kulüplerin rahatsızlıkları var. Çok mu? Yani bu sayı olarak kulüp sayısı. Fenerbahçe kulübü bunlardan biri diyebiliyorum. Her ne kadar kamuoyunda şu anda Fenerbahçe kulübünün işte Fenerbahçe'ye yakın bir isim gibi gözükse bile, hani öyle tabir edilse bile Lale Orta. Mesela şu anda Bünyamin Gezer isminde birçok kulüp başkanı hemfikirdi. Hatta dün Lale Orta ismi açıklanmadan dakikalar önce bazı kulüp başkanları Lale Orta isminin açıklanmasını imkansız görüyordu. Yani asla böyle bir şey olamaz. Böyle bir ismin açıklanma neden böyle ihtimali yok. Başkanlar? Çünkü başkanlar bu kararın Kulüpler Birliği çatısı altında alınacağını düşünüyorlardı. Ve büyük bir oranda kulüpler
Lale Orta isminde hemfikir olmadığı için, biraz da arka planda tuttukları için Lale Orta isminin gelme olasılığını çok düşük görüyorlardı. İlk sıra Bünyamin Gezer gözüküyordu fikirlerde. İki Kutlüsi Müftüoğlu ismi gözüküyordu. Lale Orta ismi burada biraz daha gerilerdeydi. Açıkçası sürpriz oldu kulüpler için. Yani bu kulüplerin isimlerini tek tek açıklamayayım. Ama bugünkü toplantıda şu anda önce Kulüpler Birliği toplandı. Burada kulüp başkanları kendi içlerinde muhtemelen birbirlerini ikna edebilirlerse, tabii ki de bazı kulüpler Lale Orta isminde kabul görmüş gözüküyor. O kulüpler muhalif tarafı ikna edebilirse Lale Orta'ya destek mesajı verilecek. Ama kulüpler genel olarak şunu mu istemiyordu? Yani bir istifa oldu cumartesi günü. Bekleyin, pazartesi biz bir toplanalım, kendi aramızdan bir isim çıkaralım, bu kabul görsün. Biraz daha böyle olmadığı buydu için kulüpler istifanın, Sabri Çelik istifasının nedenini merak ediyor. İşte o da bugün kulüpler toplantıda görüşülecek ama genel düşünce buydu. Nasıl birçok konuda karar Kulüpler Birliği çatısı altından çıkıyorsa, daha doğrusu hem fikir olunup sonrasında federasyon da bu doğrultuda karar veriyorsa, Kulüpler Birliği'nin hem fikir olduğu bir başkanın seçilmesi bekleniyordu. Burada dediğim gibi bu toplantı süreci içerisinde eğer Lale Hoca'nın ismine muhalif olanları ikna ederse diğer kulüpler, destek mesajı yayınlanacak. Ama ben biraz daha iknadan ziyade bu toplantı sonrasında, özellikle federasyonda da bir toplantı olacak sonrasında, ilginç bir gün bizi bekliyor. Tabii ki de iknalar olabilir. Federasyon başkanı biliyorsunuz çok birleştirici bu konuda. Ve bu toplantı sürecindeki başkanın yapacağı konuşmalar kulüplerin büyük bölümünü ikna da edebilir. Ama dünkü açıklamalar, daha doğrusu arka planda kulislerde konuşulanlar Lale Hoca ismi değildi. Lale Orta'nın ismi değildi. O yüzden de bugün bakalım toplantı sonrasında ne duyacağız? Ya yani ortası olmayacak gibi gözüküyor. Ya en zirvede destek, ya en zirvede biz istemiyoruz mesajı gelecek bugün. Şimdi Onur Özkan, Taner Karaman dedi ki bugün biraz hararetli olacak diye. Ben onu böyle bir haftaya yaymış olayım herhalde. Bugün de kalmayacaktır o hararet diye düşünüyorum. Yani bugünden olarak, başlayarak. Şöyle bir durum da var. Tabii teknik olarak Merkez Hakem Kurulu'nun görev süresi ne zaman bitiyor? Federasyonun başkanının görev süresi bittiğinde otomatik olarak istifanızı vermeniz gerekiyor. Tabii ki. O yüzden Lale Orta ismi yaklaşık 4 aylık bu görevin içerisinde. Bildiğim kadarıyla Bünyamin Gezer de 4 ayı kabul etmiş. 4 aylık bir süreçte gelmeyi kabul etmiş bir isimdi. Ama bir şekilde federasyon tabii burada Lale Orta ismini öne çıkarttı. Son 100 metrede neler oldu bilemiyoruz. Hani yarış tabiriyle söyleyelim. Sanki yani, orada belirlenen bir isim söz konusu şöyle, gibi. Şöyle kulüp, yani federasyonda yapılan büyük oranda toplantılarda Lale Orta'yı orada görüyorduk zaten. İşte VAR toplantısında oradaydı. Ne bileyim, buna benzer federasyonun açıklama yaptı. Masada olan isimlerden birisiydi. Hakemle ilgili, yok direkt fiilen Riva'ya giden, orada toplantıyı oradan takip eden bir isimdi. Mevcut Futbol Federasyonu Başkanı'yla da yakın teması olan bir isim olduğu için de tercihler biraz da oradan verilmiş. Çok akademik bir kadro bu arada. Yani Lale Orta akademisyen, Profesör Doktor Ali Kızdilet, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı aynı zamanda. Yani akademik bir kadroyla saha kadrosunu bir arada gördüğümüz nadir MHK toplantılarının, yani MHK'lerden bir tanesi gibi gözüküyor bu. Evet, peki Onur Özkan, bizi bugünkü toplantılardan sonra nasıl günler bekliyor olabilir? Yani bence burada iki şey tartışmamız gerekiyor. Birincisi, Futbol Federasyonu MHK başkanını seçmeden önce kulüplere danışmalı mı? Ya da kulüplerin fikrini almalı mı? Ya da kulüplerin memnun olacağı bir ismi mi getirmeli? Yani bence bu tartışılması gereken bir konu. Yani Türkiye Futbol Federasyonu özel bir kurum. Dolayısıyla bu kararı kulüplere danışmadan da alabilir. Şahsi fikrin nedir? Bence danışması gerekmiyor. Yani Türkiye Futbol Federasyonu kulüpleri memnun etme kurumu değil bir kere. Burada bir karar merci var. Dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu bir MHK başkanını uygun görüyorsa bunu kendi başına da alabilir bu kararı. Kulüplere danışması belki şu anlamda olabilir. İşte bir kriz çıkmasın. İşte yeni MHK'ye destek verilsin anlamında belki danışılabilir ama bu bir zorunluluk değil. Bu bir tercih meselesidir. Dolayısıyla kulüplerin şu tavrı veya şu tepkisi bana çok mantıklı gelmiyor. Neden bize sorulmadı veya danışılmadı? Tavrı bana pek mantıklı gelmiyor. Bu bir alışkanlık olmuş olabilir. Şimdi herkes bu noktada bir iş ortağı değil mi? Evet. Doğru. Yani iş ortağı olunduğu noktada belki son karar tabii ki Türkiye Futbol Federasyonu'na ait olacak ama en azından masadaki iş ortaklarıyla bir konuşulsa, sonrasında federasyon yine kendince bir karar belirlese ama fikir alsa
O daha zaman iyi olabilir gibime geliyor. Göstermelik benim. Bir fikir olmayacak mı o zaman o yapılan toplantı? Ya Kulüpler Birliği Vakfı danışma kurulu gibi bir şey aslında bu konuda. Yani danışma kuruluna, yani buradaki paydaşlara konu danışılması bence gerekiyordu. O düşüncedeyim. Çünkü buradaki paydaşlar yarın sizin tercihlerinizi tabii ki de doğal olarak sorgulayacaklar. Çünkü alınan kararlarda ilk yıpranan MHK başkanları oluyor. Ama siz bu tercihi eğer ki tabii ki tercih gidip de Kulüpler Birliği Vakfı yapmasın. Ama onlara bir danışın. Belki de çoğunluğun sesi olun. Çoğunluğun sesi olduğunuz zaman yarın sahada olacak herhangi bir kriz ortamında da kulüplere karşı bir duruşunuz daha rahat olabilecek. Ama şöyle bir şey var. Şimdi Sabri Çelik göreve gelirken de kulüplere danışılmıştı ve ortak bir karar alınmıştı. Sabri Çelik tartışılmadı mı? 3 gün sonra başlandı tartışılmaya. Yani şunu demek istiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Kulüpler Birliği'nde danışması ya da ortak karar alınması hep göstermelik bir şey aslında. Yani orada evet belki bir onay çıkıyor, bir onay veriliyor ama sonrasında zaten kulüpler tepkisini direkt koyuyor. 3 gün sonra, 5 gün sonra ya da bir hafta sonra. Yani Sabri Çelik kararı da sonuç itibariyle Kulüpler Birliği'ne danışılarak alınmış bir karardı. Kulüpler zaten ben hani herhangi bir kötü bir ama yani. Sanki Sabri Çelik noktada öyle... mutlaka ya çıkış yapıyorlar. Yani... Sabri Çelik danışılarak gelen bir isim değil. Yani Sabri Çelik olabilir, daha önceki MHK olabilir. Şöyle bir şey var. Son 11 yılda 11 tane MHK gelmiş. Evet. Yani bu şunu gösteriyor bize. Hiçbir zaman değişim bir sonuç getirmemiş. Bu şunu gösteriyor. İstikrarsızlığın içerisinde istikrarlıyız. Ya burada bu konuyu, orada o zaman yöntemi değiştirmek gerek. Şimdi devam edeceğiz 11 çünkü yılda... Ahmet 1'de de bağlanacakmış. Biraz o zamana bırakalım. Tamam. Şunu son cümle şunu söyleyeyim. 11 yılda 11 tane MHK değişiyorsa ve bu MHK'leri federasyon belirlediği için değişiyorsa bırakın kulüpler belirlesin. Belki istikrarı o zaman yakalarsınız. Evet, konuşmaya devam edeceğiz. Muhtemelen ikinci saat diliminde de programda yine bu konu gündemimizde olacak diyelim. Bu konu hatta bence spor medyasının böyle bu hafta boyunca gündeminde olacak evet, zaten. Evet. Şimdi Fenerbahçe'ye tekrar konuşmaya dönersek biraz bireysel performanslardan da herhalde gitmek lazım. Çünkü Valencia'nın 4 golü var. Ener Valencia dün maç sonu açıklaması çok keyifliydi bence. Ya dedi çok enteresan, hani evdekilere söyledim hiç kariyerimde bir maçta 4 gol atmadım ama... Bunu söyledikten sonra 4 gol attım. Şimdi eve gidip hiçbir maçta 5 gol atmadım diyeceğim dedi. Hedefler bitmiyor. Ama gerçekten Valencia'nın performansı Fenerbahçe'yi yukarıda tutmaya devam ediyor. Valencia'yla ilgili hemen söyleyeceğim ama az önce Taner'in Fenerbahçe ile ilgili yaptığı bir yorum vardı ya, hani bu maç ölçü olmaz anlamında. Ona destek vermek amacıyla şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe'nin dünkü 11'i de aslında sanki ileriki haftalar için referans bir 11 değildi. Yani hocanın orada Arao'nun önünde Zayse oynatması, Arao'yu tek bırakması... İşte orta alanda Arda Güler, İrfan Can Kahveci, önlerinde iki tane forvet. Yani siz bu 11'li Adana Demirspor deplasmana çıkabilir misiniz? Bence biraz zor. O anlamda sanki bazı tercihler bu maç özelinde yapılmış gibi geldi bana. Valencia'ya gelirsek tabii ki sezonun tartışmasız en iyi oyuncusu şu ana kadar. Yani tabii ki burada Icardi'nin kalitesinden hep bahsediyoruz forvet olarak. Ama Valencia'da attığı gollerle, performansıyla, Fenerbahçe tek başına kazandırdığı puanlarla tartışmasız şu ana kadar sezonun oyuncusu. Toplamda 29 maç, 22 gol, 4 asist. Hatta şöyle bir istatistik vereyim. 17 lig maçı 19 gol, 61 asist. Dakikada bir gol katkısı ve bu alanda Avrupa'nın en iyisi şu anda. Yani Avrupa'nın tüm liglerine baktığımız zaman Valencia en golcü ikinci oyuncu Erling Haaland'ın ardından. Ama dakika başına gole baktığımız zaman da 61 dakikada bir gol atması şu anda onu Avrupa'nın zirvesine çıkarmış durumda. O zaman ikinci değil, birinci. Gol sayısında ikinci. Yani çok normal bir insan yapısında saymadığımız, formunda aynen, saymadığımız için birinci diyebiliriz. Aynen, yani. Birinci diyebiliriz rahatlıkla Ener Valencia'ya. Yani tabii ki şimdi Valencia'nın aslında sezon başına gittiğimiz zaman Fenerbahçe kadrosunda pek de düşünülmediği bir gerçeği var. Yani acaba gider mi? Çünkü... Geçtiğimiz sezonki performansı hep tartışıldı Valencia'nın. Tabii konuşuluyordu transferde aynen. Kalacak mı, gidecek mi? Orada yani. Jesus'un yönetimle yaptığı ilk görüşmeden bu yana Valencia konusunda bir ısrarı oldu. Hep Valencia'nın oyun planına uygun olduğunu söyledi. Ve hatta ilk hazırlık maçından itibaren de direkt hoca Valencia'yı 11'e monte etti. Bir daha da hiç vazgeçmedi. Yani Valencia'nın performansı çok önemli Fenerbahçe için. Çok enteresan bir oyuncu Valencia. Yani bazen saha içinde çok basit şeyleri yapamıyor. Ümraniyespor maçında o... Aynen. Karşı karşıya pozisyonda kaldığı kararsızlık gibi. Aynen. Ama bazen de inanılmaz işleri çok kolaymış gibi gösterebiliyor bizlere. O anlamda Valencia'nın bir de kariyerine baktığınız zaman aslında Fenerbahçe ilk gelişi de hep bir kanat forvet olarak gelmişti. Santrfor performansı olmuştu daha önce ama yani gol anlamında hiç bu kadar yüksek sayılara ulaşmamıştı Fenerbahçe adına veya kariyerinde.
Ama şu anda mükemmel bir santrafora dönüştü Ener Valencia. Ki bence Batshuayi ile birbirlerini çok iyi tamamlıyorlar. Aynen, yani şimdi Valencia... Böyle önemli bir nokta var Valencia noktasında. İyi bir ikili, yani birbirlerini bulduklarını düşünüyorum ben. Valencia'nın oyununa baktığımız zaman hep tamamlayıcı arıyor aslında yanında. Evet. Yani şimdi tek forvet koyduğunuz zaman Valencia'ya o belki o etki göstermeyebilir size ama yanında bir tamamlayıcı ile beraber performans çok daha yükseliyor. Yani bu performansa tabii ki Jesus'un sisteminin de çok önemli bir payı var. Taner, sana hem Valencia'ya sormuş olayım. Ama aynı zamanda Alioski'yi de sormak istiyorum. Çünkü belki aramızda en iyi tanıyan kişisin Alioski'yi. Şimdi Jesus'un maç sonu açıklamasında Osterwolde transferinden sonra Lincoln zorunluluktan o noktada oynuyordu demesi, hani ben Alioski'yi asla düşünmüyorum. Zaten ismini de söylemedi basın toplantısında. Ya o kadar düşünmüyorum ki yerine o mevkide aslında olmayan birisini oynatıyorum demeye getiriyor. Benim anladığım Alioski'nin tamamen Fenerbahçe'de gözden çıkarıldığı. Hem bir kısa Valencia eklemesi alayım senden, hem de Osterwolde Alioski değişikliğine dair bir bilgilendirme alayım. Belki de Alioski oynayamayacak düzeydeydi, sakatlık. Herhangi bir problemi var. Dünle ilgili söylemiyorum ama genel olarak. Yani dünkü basın toplantısındaki hocanın ifadesini ben biraz daha hani Alioski'yi artık istemiyorum düşüncesinden ziyade Alioski oynayamamasına sebep olan bir gerekçe vardır diye düşünüyorum. Yani o yüzden de mecburiyetten Lincoln oraya geldi diyorsa benim ilk aklıma gelen Alioski'de demek ki bir sıkıntı var. Belki ağrısı var. Bilgilendirme yapmadı hoca Alioski ile ilgili. İşte bunu sormadılar. Evet. Alioski'de bir problem mi vardı diye. O soru gelmedi. O soru gelseydi belki bunun bilgilendirmesini de yapardı. Biraz daha ne sorulduysa onun cevabını veriyor. Onun dışında çok detay vermiyor. İlk 11'e girememesiyle ilgili belki de dediğim gibi bir fiziken bir durumu da olabilir. Arda Güler'i bu kadar iyi olmasına rağmen kenarda aylarca tutan bir hoca. Varsa bir problem Lincoln'u da mecburiyetten orada oynatmış olabilir. Ama ben açıkçası Alioski'nin ayrılacağını dediğim gibi bir önceki yayınımızda bahsetmiştim. Düşünmüyorum. Düşünmeme sebebim de Alioski de bunu düşünmüyor gibi gözüküyor. Fenerbahçe kadrosunda şu anda Alioski biraz daha orta sahanın soluna doğru monte etme ihtimali var. Ve 5 Mart'ta oynanacak Beşiktaş Fenerbahçe maçına Alioski'nin milli takım hocasını davet etmiş olması bile kafasında ben burada devam edeceğim düşüncesi yattığını kanısındayım. Yoksa gitme planınız olursa, yani gitme planınız varsa gidip milli takım hocanızı... Aynen. Eski hocanızı çağırmazsınız maçı Jorge izlemesi Jesus, için. Hani Lincoln'u zorunluluktan orada kullandım dedi ama 3-5-2'nin zaten solunda sezon boyunca, sezonun başında da hoca kullanıyordu Lincoln'u. Kendi tercihiydi hatta. Zorunluluk tabii değil yani. Orada oyuncusu varken bile elinde kullandı Lincoln'u. Evet. Yani Alioski çok kullanışlı bir oyuncu aslında. Yani Fenerbahçe kadrosu içinde bence bulunması gereken bir oyuncu. Sol bek olmaz. Taner'in dediği gibi orta alanda olabilir. Hatta merkezde bile kullanabilirsiniz yani burada Alioski'yi. Çünkü daha önce orada oynamışlığı var. Kariyeri boyunca belki 8 numara pozisyonda, sol iç pozisyonunda oynatılabilirsiniz. Yani değerli, kaliteli bir oyuncu. Bence Jesus onu farklı bölgelerde de denemeli. Kazanma yoluna gitmeli Alioski'yi. Evet, yani bakalım Alioski'nin geleceği ne olacak. Bir de penaltı pozisyonuna da geçelim. Çünkü çok fazla konuşuldu. Hazır Valencia'yı konuşurken şimdi orada ilginç anlar yaşandı. Tam Batshuayi topu aldı. Arao'yu şiddetle kenara çağırdı Jesus ve sonrasında... Arao'ya gitti. Batshuayi bir şeyler söyledi. Orada zaten ufak bir mimiği de var. Batshuayi'nin her şeyi açıklayan ama sonrasında zaten gol sevincine katıldı Batshuayi. Valencia penaltıyı kullandı. Bir tepki gösterir gibi oldu ama sonra sanırım kulübede Jesus'un olduğunu bir anımsadı. Ondan sonra Batshuayi hemen topu bırakıp geri gitti yerine. Yani belki başka bir hoca olsa kulübede orada Batshuayi'nin tepkisi daha değişik olabilir tabii. Jesus olunca orada göz göze gelince onunla farklı bir tepki verdi. Dünkü görüşler genelde hani Batshuayi'nin tabii Valencia yokken takımın ikinci penaltıcısı olduğundan dolayı uzun zamandır da Valencia'nın yokluğunda o penaltıları kullanan isim olması herhalde bir alışkanlıktan dolayı topu aldı diye hemen hemen öyle görüşler ya vardı. Burada bazı teknik adamlar maç öncesinde tahtaya yazarlar penaltıcıları. Bazıları yazmazlar. Saha içinde futbolcuların kendisini iyi hissetmesi ya da kötü hissetmesine göre orada belirlenmesini isteyebilirler. Sanırım burada Jesus belirlemiş maç öncesinde penaltıcıyı. Buna rağmen Batshuayi'nin gitmesi onu sinirlendirdi biraz. Penaltı tekrarına gelirsek tabii ki bu teknik bir konu. Yani uzmanları burada konuştu ama burada İFAB'ın kuralında bir yorum olması, yani oyuncuyu etkilerse, penaltıyı atan oyuncuyu etkilerse ifadesinin olması zaten kafa karışıklığının ana nedeni. Burada şimdi tabii ki kalecinin ileriye çıkması Valencia'yı etkiledi mi, etkilemedi mi? Bu bir tartışma konusu. Bir kere şunu belirtmek gerekiyor, yani iddialar üzerine söylüyorum. Buradan bir kural hatası çıkmaz. Çünkü zaten kuralda bir yorum var.
içinde yorum olan bir kuralın ihlali durumunda bu bir hakem hatasıdır. O anlamda hani o iddialar bir kere... Ben biraz o kuralı da garip buluyorum ya. Yani işte kaleci oyuncunun, penaltıyı kullanan oyuncunun herhangi bir şekilde engelleme yapmıyorsa, yani onu zor bir durumda bırakmıyorsa penaltı işte olduğu gibi kabul edilebilir şeklinde bu. Yani. Şimdi burada bu garip bir şey var. Tam hatta o ifadeyi de ben okumuş olayım. Çok burada subjektif. Var. Eskiden kurallar geliyor. Daha böyle kırmızı şöyle, netti. Kural, eğer top kaleye isabet etmezse ve üst direkten veya kale direklerinden dönerse vuruş sadece kalecinin ihlali, vuruşu kullanan oyuncuyu açık bir şekilde etkilemişse tekrarlanır. Şimdi buradan hani aklımıza başka şeyler de geçiyor. Nasıl emin olacağız bu noktada? Yani burada eskiden İFAB veya işte hakem kuralları, maç kuralları daha böyle kırmızı çizgilerle altı çizilerek net bir şekilde verilirdi. Bu kadar gri alan olmaması lazım. Burada bence biraz amaç aslında şey, hakemleri biraz daha oyun içine katmak, onların biraz daha inisiyatiflerini kullanmasını sağlamak ama tabii ki bence biraz burada o çizgiyi açtık. Yani olay biraz hedefinden şaşmış durumda. Çünkü çok kafa karışıklığına neden oluyor bu. Bu neye yol açıyor? İki maçta aynı kurala iki farklı karar verildiğine şahit oluyoruz mesela. Şimdi örnek vermek istiyorum. Belki de bu olay başka bir maçta, başka bir hakemin maçında olsaydı belki tekrar kararı verilmeyecekti. Evet. Çünkü hakem orada diyecekti ki bence etkilemedi kaleciyi. Kaleci oyuncu etkilemedi diyecekti. İşte bu da tartışmalara neden oluyor. Yani bir istikrar, karar istikrarını önlüyor. O anlamda benim şahsi fikrim tekrar kararı doğruydu. Ama tabii ki başka birisi de tam tersini söyleyebilir. O anlamda tabii ki kafa karışıklığı nedeni yorum olması için içinde. Bence çok net. İhlal varsa, gol olmamışsa penaltı tekrarlanması gerekir. Aynen kesinlikle. Yani orada gri alan bırakmadan. Evet. Daha net olur diye düşünüyorum. Şimdi az önce Osterwolde'ye konuşurken arkadaşlarımız çok güzel bir oyuncu kartı hazırlamışlar. Çünkü o noktada da değinmek istediğim şeyler var. Sonrasında Taner, Emre Demir'i de konuşalım seninle. Tabii ki. Emre'nin de bugün gelmesini bekliyoruz. Bir oyuncu kartı ekrana yansıyacak az sonra. Şimdi Osterwolde tabii Fenerbahçe önemli bir bonservis bedeli çok ödeyecek. Onu söyleyelim. 7,5-8 milyon euro konuşulan şu anda sayılar, rakamlar ama netleşince göreceğiz. Açıklama yapılınca 21 yaşında 1,89 boyunda olan bir oyuncu. Bu sezon 18 maçta ilk 11, 17 kez oynamış. Bir golü var. Kartta dikkatimi çeken yönler var. Az sonra ekrana yansıyacak ama biraz Fenerbahçe taraftarının özellikle yapılan değerlendirmelerde, sosyal medyada ya biz evet iyi bir transfer yaptık ama Osay Samuel'in sol bek olan versiyonunu mu aldık acaba? Yok değil. Diye biraz bu şekilde düşünceler vardı. Çok farklı değil gibi. Oyuncunun ortaya çıkan zayıf yönlerinden dolayı. Ya şöyle. Şimdi geldi oyuncu kartı. Güçlü yönlerine bakalım. Atletik yapısı, hız ve hızlanma, top sürme, top kesme ve araya girme, savunma katkısı, uzun pas. Zayıf yönleri, kreatiflik ve kilit pas, skor katkısı, orta başarısı ortalamanın altında, oyun kurucu bek profilinden uzak. Yani bu dört tane zayıf yönüne baktığımda aslında aynı zayıflıklar Osay Samuel için de geçerli. Ama uzun pas, yani oyunu pasla koordine etme, topu doğru kullanma kısmında biraz daha iyi gibi gözüküyor. Osay Samuel'in en çok eleştirildiği nokta topla çıkışlarında tercih konusunda hatalar yapıyor olmasıydı. Bu hataları sanırım çok fazla görmeyeceğiz. Ve 21 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani gelişime hala açık hem fiziken hem de oyun olarak gelişime çok açık. Ve bu oyuncuyu da Jesus'un eline veriyorsunuz. Tahmin ediyorum ki bu oyun tarzı daha da ileriye gidecek, gelişecektir. Ben biraz daha farklı düşünüyorum taraftarlarda. Yani Fenerbahçe gidip de X bir menajerin önerdiği, hadi alalım dediği bir transfer yapmamıştır. Öncesinde bu oyuncuyla alakalı çok detaylı kadroya uygun mu, hocaya uygun mu gibi birçok analizi yapmıştır diye düşünüyorum. Eğer yapmadılarsa zaten büyük bir yanlış olur. Yapmadan da zaten bu 7-8 milyon eurolar bir oyuncuya verilmez. Üstüne bayağı kapsamlı araştırma yapmak lazım. Mesela Galatasaray'ın hangi transferi olduğunu hatırlamıyorum ama kolay kolay da mesela Galatasaray'a mesela 5-6 milyon baremine ulaştığı transferlerde eğer scout ekibinin elinden çıkıyorsa o transfer çoğunlukla 3-4 yıldır bir inceleme sürecinden sonra kulübün alınabilir haline geliyor kulüp için. Fenerbahçe'de umarım böyle bir yapılanmayla bu süreçler ilerliyordur. Ben oyuncu kartında katılmadığım bir nokta var. Zayıf yönlerinde isabetli orta başarısı denmiş. Maç başına 1.04 isabetli orta istatistiği var bu sene Serie B'de ki bu istatistik ligimize baktığımız zaman ilk 3 içine sokar Osterwolde'yi.
Yani bu rakamı Türkiye Ligi'nde yapsın. Ligin en iyi isabetli orta yapan 3 bekinden biri haline gelir. Yüzdesel olarak kaç acaba? Yani buradaki tayin yüzdeye göre belirlemiş olabilir. Yani belki de. 10 ortasının 1'i isabetlidir. 9'u kaçtığı için doğal olarak vasat olarak bir belirtilmiş olabilir. Dün Fenerbahçe'nin yediği gole bakacak olursak orada Lincoln'un bir ters kademe hatası var. Mamadou Fall'u kaçırıyor. Yani Osterwold de bunu yapmayacak bir oyuncu. Yani savunma anlamında ters kademelere iyi giren bir oyuncu. Hem yerden hem havadan. O anlamda Lincoln'un o savunma zaafı Fenerbahçe dün bir gol yedirdi. Osterwold de geldikten sonra Fenerbahçe o tür golleri yemeyebilir ters kademe anlamında. Evet, ben de bir bakayım dedim. Hani ortalarına mı? Evet. Ama şu anda ulaşmam kolay değil. Az sonra tekrardan bakarız. Sadece şu transferden sonra, Osterwolde'den sonra şöyle bir düşüncem var. Ben de hani Osterwolde'nin ilk 11 olacağı ilk maçı merakla bekliyorum. Çünkü sola yerleştiği noktada acaba hep konuşuyoruz ya Jorge Jesus merkezi güçlendirmeli mi noktasında. Arao, Crespo ve Lincoln üçlüsünü ortada görür müyüz? Ben biraz bunu merak ediyorum. Yani Lincoln'u bu noktadan Osterwolde sola geçtikten sonra hoca merkez üçlü de değerlendirir mi? Biraz bunu merak ediyorum açıkçası. Yani Arao ve Crespo'dan vazgeçmeyeceği kesin hocanın. Öyle görüyorum. Topu çok iyi saklayan, az kaybeden ve bu da Fenerbahçe savunmasına büyük katkılar sağlayan bir ikili. Burada yanında Lincoln olur mu? Ben açıkçası olmaması için bir gerekçe görmüyorum. Yani oyuna göre, rakibe göre Lincoln de hoca burada tercih edecektir. Yani şöyle düşündüm ben yapıyı tamamen. Arao, Crespo, önlerinde Lincoln. Arda İrfancan'ın oynadığı noktada sağa çıktı. Valencia'nın kanada geldiği bir nokta ve Batshuayi gibi bir yapıda olabilir Fenerbahçe'de. Bence Crespo'da bir sıkıntı var. Yani ciddi düşüşte artı mental anlamda da bir sıkıntısı var. Dün maça mesela ikinci yarıda girdi. Kart gördü, cezalı duruma düştü. Yani bu transfer dedikoduları, belki sözleşmesindeki maaşın biraz düşük olması onu etkilemiş olabilir. Toparlanması gerekiyor. Fenerbahçe için kilit bir oyuncu Crespo ama hiç iyi durumda değil yani. Önümüzdeki dönemde böyle devam ederse hoca onu kesebilir bile yani ilk 11'den. Taner, son birkaç dakikamız Emre Demir'i de konuşalım. Tabii. Uyum sorunu yaşadı Barcelona'da ki aslında ilginç olan nokta gideceği aylar öncesinden belliydi Barcelona'ya. Ama bir dil problemi yaşadığı söyleniyor. Sence böyle mi? Var mı bu konuda bir bilgin ve Fenerbahçe'ye nasıl bir katkı sağlar? Fenerbahçe'nin nasıl bir planlaması var Emre Demir'le ilgili? Şöyle, Emre Demir daha 6 ay oldu. Yani İspanya'ya gidelim. Yani dil problemini çözebilmeniz için çok kısa bir süre 6 ay. Ama 6 aydan önce de bir 6 ay daha gideceği belliydi geçen sezon. Evet, o dönemde Kayseri'deydi. Evet. Şimdi gittikten sonra da ben Barcelona'nın bir yetenekten, saf bir yetenekten vazgeçmesinin tek sorununu dile bağlayamıyorum. Muhtemelen başka gerekçeleri vardır. Çünkü düşünsenize tarıyorsunuz 400 milyon euroda serbest kalma maddesi koyuyorsunuz sözleşmesine adamın. Sonra 6 ay sonra ya bu İspanyolca konuşamıyor. Yok değil. Yani böyle bir vazgeçiş sebebi bana çok doğru gelmiyor. Barcelona'da gidip de dünyanın bir ucundan bir yetenek yakalamış, getirmiş, almış. Dil konuşamıyor diye o yetenekten vazgeçecek vizyonsuzluğu yapmaz diye düşünüyorum. Yani kiralar en kötü bir yere yani. Yani bu süreçte ben başka gerekçeler olduğu kanısındayım. Emre ne olabilir Demir'in, yani sence? Kestiremiyorum. Yani Emre'ye bunu sorarım. Ama mutlaka yani bir fiziki anlamda bir yetersizlik mi? Fiziki olarak çok güçlü bir fiziği olan bir oyuncu Emre. Orada da skor üretiyordu. Bu arada transferde Fenerbahçe için geliyor ama Beşiktaş devreye girdi transferde dün. Temaslar kuruldu ama süreç nereye gitti çok emin değilim ama sizler hani Fenerbahçe için geliyor dediğinize göre yani Ahmet Selimkul muhtemelen bu iş bitti diye öğrenmiştir. Bekleniyor. Ama Beşiktaş da devreye girdi transferde. Biliyorsunuz Kayseri Spor'un %20 bir sonraki satıştan pay alma hakkı var. Bu yüzden de bu %20 noktasında da Kayseri Spor'un bir baskısı var. Fesih yöntemiyle gelmesi söz konusu. İşte o yöntemle gelirse sözleşmesinde ne yazıyor ona bir bakmak lazım. Kayseri Spor buradan o %20'yi de kaybetmek istemiyor. Çünkü burada bir değer var. 400 milyon yatırım euro yapıldı, yatırım yapıldı. 400 milyon euro serbest kalırla giden bir adam 6 ay sonra da pes ederek gönderilirse buna da itiraz edecekler olacaktır. Ama dediğim gibi Beşiktaş'ta dün Emre Demir için önceki günde görüşmeler yaptı ama transferde kim daha önde ondan çok şu anda emin değilim. Evet, Emre Demir'in uçağa bakalım hangi takım için inecek biz de yakın bir süreçte öğreneceğiz diyelim. Değerli izleyenler, spor ajansına bir virgül koyma vakti. Şimdi bir araya gideceğiz, sonrasında saat başında yeniden karşınızdayız. Spor ajansında yeniden birlikteyiz ve bu saate Galatasaray'la başlayacağız. Galatasaray üst üste 13, ligde ise üst üste 10. galibiyetini deplasmanda Giresunspor karşısında aldı ki
Süper Lig'de ilk 20 maçlar itibariyle son 17 sezonun en iyi sezon başlangıcını yapan, sezonunu geçiren Galatasaray da var karşımızda. Önce haberimizi izleyelim. Galatasaray'ın çıkışına dair bakalım nasıl maddeler var. Hep birlikte bir görelim ve sonrasında Galatasaray'ı konuşmaya başlayalım. Evet, Galatasaray oldukça iyi gidiyor. Dolu düzgün bir şekilde yoluna devam ediyor. Taner Lig'de üst üste 10. galibiyet geldi. Okan Hoca mutlu. Camia Okan Hoca'dan mutlu. Oyuncular mutlu. Taraftarlar tribünleri dolduruyor. Ve Galatasaray önündeki iki maçı da Ümraniyespor ve Trabzonspor maçı olmak üzere içeride oynayacak. Yani makine gibi işleyen bir dönemde şu an Galatasaray. Yani tarihinde böyle bir 10 maçlık serisi yok. Yani mükemmel bir iş yaptılar. Türkiye Kupası'nda da kazanmaya devam ettikleri için aslında seri daha uzun. 13. 13 maç. Yani böylesine ciddi bir seri yakalamak da herkesin harcı değildir. Yani Okan Hoca'yı bu konuda tebrik etmek lazım. Kendisine karşı olan Galatasaray'ın içindeki dengelere bile de mücadele eden bir Okan Buruk vardı. Ve takımı şu anda bu ligin en iyi futbol oynayan takımı haline getirdi. Kutlarım. Yani bu başarı tesadüf değil. Okan Hoca daha önce bir Anadolu takımıyla Türkiye Kupası'nı alması, gelip şampiyonluk yaşaması gibi, Avrupa'da yine Şampiyonlar Ligi'nde oynattığı oyun, her ne kadar öylesine bir gruptan tabii ki çıkmasını çok beklemiyorduk ama oynattığı oyun mükemmeldi, PSG vesaire. Yani gerçekten çok iyi oyunlar oynattı. Tesadüf değil bunlar. Ve Okan Hoca iyi bir teknik direktör ve bunun da meyvesini Galatasaray takımı şu anda topluyor. Ve bu anlaşma süresince Okan Hoca'yla muhtemelen çok uzun süreli bir çalışma içine girecek Galatasaray. Galatasaray'ın şampiyonluk sayısı da epey bir artacak gibi gözüküyor. Orada bir ekleme yapayım. 1+1 yıllık bir sözleşme imzalandı. Yönetimin görev süresi 2 yıl olduğu için. Opsiyonla büyük ihtimal önümüzdeki günlerde kullanılacak. Yani yönetimden böyle bir açıklama gelecek. Yani yıl sonu beklenmeden. Aynen, yıl sonu beklenmeden Okan Hoca'nın opsiyonunun devreye sokulduğu ve yeni sezonda da Galatasaray'ın başında olacağı açıklanacak kısa bir süre sonra. Yani daha o seri başlamadan birkaç maç önce, hatta Beşiktaş maçını ben çok iyi hatırlıyorum. Ya acaba kaybederse hani gider mi, kalır mı, ya da Beşiktaş-Başakşehir maçları işte üst üste Dünya Kupası arasından önce hocanın kaderi nasıl olur denilen yerlerden bugün bambaşka bir noktaya geldi Okan Buruk. Ama tabii ki saha içi figürler de çok önemli. Yani Icardi'nin devreye artık tamamen girdiğini. Ya penaltı kaçırıyorsunuz. Ben onu maçta da söyledim. Yani skorboardta da o esnada söyledim. Penaltı kaçırıyorsunuz ve büyük oyuncular için, hani süperstar tanımını yaptığımız oyuncular için penaltı kaçırdıktan sonra mutlaka golü bulmak çok önemlidir. Biraz kafaya takarlar çünkü onu. Ama Icardi'nin bir pozisyonu var ikinci yarıda. Galiba 3-0'dan ya da 2-0'dan sonra, tam emin olamıyorum ama kendisi vurabilirdi. Arkadaşına indirdi kafayla ceza sahasına. Yani orada bile takımı tamamen oynatmaya yönelik. Hani ben penaltı kaçırdım, illa golü bulayım değil. Çünkü skor avantajını da almışsınız yani bir şekilde. Icardi'nin bu anlamda performansı önemli. Yine Kerem'in yükselen performansı var. Yunus sonradan oyuna dahil oldu, golünü attı. Raşit'sa sonradan oyuna dahil oldu, golünü attı. Ya Galatasaray'da performanslarda giren, çıkan, ilk 11 başlayan her türlü çok değer veriyor takıma. Yani şimdi futbolda rakamlar çok önemli, çok kıymetli. Bir de artık işin içine teknolojinin girmesiyle daha da fazla bir yer tutuyor ama yani futbolu ya da Galatasaray'ın geldiği bu noktayı sadece rakamlar üzerinden, işte taktik üzerinden, formasyon üzerinden değerlendirmek doğru bir analiz olmaz. Bir kere bu başarının bir kaynağı var. O kaynak da Florya. Yani Florya'daki mutluluk direkt sahaya yansıyor. Tabi mutluluğun kaynağı da Okan Buruk. Sahada şunu net bir şekilde gözlemliyoruz. Şimdi Icardi eğer topu kaybettikten sonra 50 metre geriye koşuyorsa, Mertens kariyeri boyunca hiç alışkın olmadığı bir bölgede oynuyor ve sahanın en çok koşan isimlerinden biri oluyorsa, işte oyuna 5 dakika giren Gomis hiçbir şekilde yüzünü düşürmüyorsa, hiç oynamayan Mata maçtan sonra tribünlere ilk koşan isim oluyorsa, bu Okan Hoca'nın bir kere futbolculara kendini ve sistemini inandırdığını gösteriyor bizlere. Hı hı. Yani burada Florya'daki mutluluk direkt sahaya yansıyor. Az önce sen belirttin, çok zor bir göreve geldi Okan Buruk. Yani bir kere geçtiğimiz sezonki travma üstüne gelen bir teknik direktör. Artı sezon başından bu yana inkar edilse de her zaman Fatih Terim'in bir gölgesi onu arkasında hissetti. Ve ilk 9 maçın 6'sı deplasman fikstürüyle başlıyorsunuz. Aynen. Ve transferlerin birçoğu takıma geç katıldı. Orada sorunlar yaşandı ama ona rağmen yani sürekli sezon başından bu yana biz Icardi güzellemesi yapıyoruz. Mertens için yapıyoruz, Gomis için yapıyoruz ki hepsi doğru. Ama artık biraz da sanırım Okan Buruk güzellemesi yapmanın zamanı geldi de geçiyor. Yani Okan Hoca bence
gereğinden çok daha az övülüyor ve bu şekilde medyada yer buluyor gibime geliyor. Ben bu yani spor medyasının içinde yer alan biri olarak öz eleştiri de yapmak istiyorum bu konuda. Bunu belki de yapan bir yabancı teknik direktör olsa şu anda çok daha farklı bir konumda olabilirdi. Okan Buruk bence bu anlamda gerekli desteği görmüyor. Şu ana kadar başardıkları mükemmel. Yani Okan Buruk'un hep biz iyi bir taktisyen olduğunu biliyorduk. Ama Galatasaray'da şunu da gördük, çok iyi bir insan yöneticisi. Zaten hani hoca gelirken, şimdi o eleştiriler biraz şu manada bana anlamsız geliyordu sezon başında. Hani sanki Okan Buruk işte futbolu birkaç yıl önce bırakmış da çok da böyle deneyimi olmadan Galatasaray'a gelmiş hani teknik adamlık yapıyor gibi eleştiriler vardı ama hani Başakşehir'le lig şampiyonu, Akhisar'la kupa şampiyonu yani zaten ülkede aktif olan iki kupayı da kazanmış bir teknik direktör. Basamakları çıka çıka geldi bu noktaya yani. Yani ikişer üçer de çıkmadı. Emin adımlarla geldi bu noktaya Okan Buruk. Ve şu an gelinen noktada başarının tabii ki saha içinde baktığımız zaman birçok mimarı var ama bence en büyük mimar burada Okan Buruk. Onun enerjisi, takıma kattıkları, dediğim gibi futbolcularla iletişimi bence direkt sahaya olumlu bir şekilde yansıyor. Taner, şimdi hücumu konuşuyoruz ama tabii savunma yönü de çok önemli. Galatasaray bu maçta kalesinde gol görmedi. Evet. Ama fazlasıyla da pozisyon verdiğini ya da pozisyona dönüşebilecek akım verdiğini söyleyebiliriz. Bu anlamda Abdülkerim'in yokluğundan mı kaynaklandığını düşünüyorsun yoksa takım savunmasında bir düşüş olduğunu mu düşünüyorsun? Ya birincisi kolay bir karşılaşma değil aslında Giresun maçı. Deplasmanda oynuyorsunuz. Her ne kadar Giresun maçta sadece bir tane isabet şut atsa bile senin de bahsettiğin 12 gibi 12 girişimi var. 12 tane girişimi var. Bu biraz da tabii ki stoper hattınızdaki değişiklikler etkileyecektir. Merkezdeki oyuncular vesaire. Bir de oyunun farkı açıldıkça biraz daha rahat oynamaya başlayan bir Galatasaray var. Bu da tabii ki rakibin yer yer etkili olmasını. Yani şimdi fark açıldı belki son dakikalarda geldi ki gol ama oyunu 2-0'ı yakaladıktan sonra biraz daha rahatlayan Galatasaray'ın bu rahatlığından istifade eden bir Giresun'da gördük. Bu gol yememe tablosu biraz tabii ki Muslera'nın da etkisi çok yüksek. Bu maçta sadece bir tane kalesine şut gelse bile isabet etmiş. Sezonun bütününde %82 gibi yüksek bir kurtarış yüzdesine sahip ve bu onu Avrupa'nın en iyi üçüncü kalecisi yapıyor. Yani böylesine bir performans ortaya koyan bir kaleciniz varsa, hele bir de stoper attığınızda da böyle hani etten duvar örmüş iki isme sahipseniz kolay kolay pozisyon vermiyorsunuz. Verdiğinizde kaleciniz kurtarıyor zaten. Bu arada tabii şimdi Abdülkerim çok konuşuluyor. Çok değerli bir performans ortaya koydu. Bu tamam ama Nelson'un ben yanında oynayan hemen hemen bütün stoperleri değerli gösterdiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Bir ara Lille'de Marco Bassa vardı. Karadağlı oyuncu. Tabii şimdi Karadağlı olduğu için böyle milli takımda da hani çok Karadağ öne çıkmadığı için belki çok aktif olarak hatırlanan bir oyuncu değildi ama yanında kim oynadıysa o stoperi yükseltti ve iyi bir transfer yaptı. İşte onların net örneklerinden birisi de Simon Kea'ydı. Fenerbahçe'ye gelen çıkışını Lille'de yapmıştı. Yine Jose Fonte, Portekiz oyuncu, o da Bassa'nın yanında oynayan isimlerden birisi. Nelson da öyle. Şimdi Marco tabii ki değerli bir stoperdi ama Nelson'la birlikte daha da değerli bir hale geldiğini ben düşünüyorum. İşte bu sezon Abdülkerim bambaşka bir noktaya geldi. Aslında konuşuluyor Nelson. Konuşulmuyor değil ama sanki daha da büyük bir şeyler ortaya koyuyor. Ve bunu bize çok basit gösteriyor gibi geliyor bana. Nelson özel bir stoper. Şimdi biz genelde stoperin böyle atlayanını, zıplayanını çok severiz. Sürekli aksiyon içinde olanı severiz. Şimdi bir maçta Nelson'un kaç kez sizi yere yattığını görüyorsunuz? Az. Çok az. Bu arada teknik adamlar hep söyler yani. Ayakta kalan stoperi ayakta sever. Ayakta kalan stoper daha iyidir. Ama taraftar gözünden baktığımız zaman işte böyle marka atı arzu sürekli aksiyon içinde olan, yerden kayan, işte havadan sürekli hava topu mücadelesi veren oyuncular daha çok göze hoş gelir. Ama teknik adamlar hep ayakta kalan stoperi sever. Şimdi Nelson'un en büyük avantajı şu, özelliği şu daha doğrusu. Henüz genç bir oyuncu. Ama yaşına göre çok tecrübeli. Ve pozisyon bilgisi bence ligin en iyi stoperi Nelson tartışmasız. Yani bazen öyle pozisyonlarda mesela çok basit bir hamlede bulunmuş gibi gözüküyor ama aslında o bulunduğu yer konumu itibariyle o hamle basit olarak bize gözüküyor. Bu pozisyon bilgisinden kaynaklanıyor Nelson'un. Yani bazı pozisyonlarda çok kritik hamleleri çok rahat bir şekilde bize gösterebiliyor. Bana biraz şeyi hatırlatıyor. Beşiktaş'ta yıllar önce o efsane tandemde Ronaldo-Zago ikilisi vardı. Zago da mesela yaşına rağmen hiç kendini yormadan oynardı. Yani öyle noktalarda zekasıyla bulurdu ki oynardı. Tabii o pozisyon almasıyla işi kapatırdı. Pozisyon bilgisi çok önemli stoperler için. O anlamda bir kere ligin havadan en iyi stoperlerinden bir tanesi zaten Nelson. Dediğim gibi o sakinliği, lider özelliği yanındaki stopere de olumlu yansıyor. Yani bu bir tesadüf değil. Hem Marcão'nun Nelson'la oynadığı zamanki performansı.
İşte Abdülkerim'in performansı. İşte Emin oynuyor yanında yine sırıtmıyor. Emin'in performansı. Hep bunlar Nelson'un pozisyon bilgisiyle alakalı bir durum. Yani yanındaki stoperi çok rahatlatıyor pozisyon bilgisiyle. Ona fazla iş bırakmıyor aslında. Bir de şöyle bir şey var. O savunma performansı dedin ya. Okan Buruk hep bir hücum teknik direktörü olarak bilinir ya. Ama aslında işin savunma kısmında da hep iyi bir hocadır. Yani Başakşehir şampiyon olduğunda mesela ligin en az gol yiyen takımıydı. Ama hoca iyi savunma işini, savunma önlemlerini arttırarak yapmıyor. Tam tersi iyi hücum ederek yapıyor. Yani savunmayı direkt en önde kuruyor Okan Buruk. Aslında bu biraz... Ve işte, merkez orta saha kalitesiyle bence bunu da yapıyor aynı zamanda. Yani 96-2000 arasında işte Fatih Terim'in bizlere işte gösterdiği en iyi savunma hücumdur mottosu vardı ya. İşte Okan Hoca o takımın en kilit parçalarından bir tanesiydi. O Galatasaray'ı aslında biraz esintiler görüyoruz. Yani direkt hücum oyuncularının ileride savunmayı başlattığı bir Galatasaray. Bir de Galatasaray'ın artısı bence şu rakiplerine göre bireysel performanslar değişebiliyor. Ama değişmeyen tek şey takımın enerjisi. O iş düşmüyor sahada. Yani Galatasaray hep aynı konsantrasyonla, hep aynı enerjiyle sahada yer alıyor mutlaka. Yüksek Galatasaray'ın. Şimdi iki oyuncudan konuşmak istiyorum. Bir yandan da bir transfer ihtimali vardı. Baran Aksakan'a Manisa Futbol Kulübü'ne. Hani o resmileşti mi değil mi? Ona bakmaya çalışıyorum ama sanki o resmileşecek gibi konuşulan bir noktada. Metehan Baltacı ile alakalı bir gündem var. Metehan'la da ilgili var. Şimdi Taner, genç oyuncuları tabii takipte olan birisi olarak Baran'ın Manisa'ya gitmesi, ki Manisa Futbol Kulübü belki bir yat ligde ama oyunculara, genç oyunculara özellikle bu tarz fırsatlar sunan bir kulüp. O açıdan sen doğru bir hamle olarak görüyor musun? Onu soracağım. Sonrasında biraz Kaan'ın yanında tabii konuşalım. Tamam. Yani muhtemelen Galatasaray bu konuda bir sözleşme maddesi koyacaktır. Oynatma süresiyle alakalı koyacağını zannediyorum. Ama kiralamanın doğru bir formül olduğu kanısındayım. Bazı başkanlar buna çok sıcak bakmazlar. Oyuncunun hep kendilerinde kalmasını isterler. Ama böyle kiraladığınız dönemlerde iyi bir teknik direktör eline düşerse bu oyuncu, üstelik o takım bir de sizin sisteminize uygun bir modelde oynuyorsa, oyuncu adeta sizin rezerv takımınızda oynarcasına kiralık orada performans verebiliyor ve bir yerden sonra da kadronuza girebilecek düzeye geliyor. Bu yaş gruplarında oynamak çok önemli. Galatasaray burada eğer seçtiği takımı Manisa FK'yı örneğin bu konuda analiz ettiyse, oynayabileceği bir takıma gönderiyorsa, gidip oyuncu orada da kulübede bekleyecekse, o zaman çok büyük bir kayıp. Şimdi sevgili Emre Turul da güzel bir şey hatırlattı bana, onu söyleyeyim. Galatasaray diyor, geçen sezon kiraladığı isimlerin performansını da böyle gıptayla takip etmişti. Hı-hı. Okan Koçuk işte Giresun Spor'da, Emre Akbaba Alanya Spor'da, onun dışında Yunus Akgün Adana Demir Spor'da önemli performanslar ortaya koymuştu. Çok iyi hocaların eline düştüler. Yani doğru kiralama yöntemi. Yani birisi de Montelli. Hatta bu arada Emin Bayram da Bolu Spor'da iyi oynadı. Hani atlık ama. Doğru. Emin orada direkt ilk 11 oynadı. Evet, doğru. Neredeyse bütün üçüncü maçta. Üçüncü de kazandı orada. Evet, o yüzden de şu kadrolarda eğer Manisa FK ile yaptığınız anlaşmada ya da anlaşmadan önce bunları analiz ettiyseniz çok kıymetli. Bizde çok bunlara dikkat edilmiyor. Taner'in dediği çok doğru. Yani doğru kiralama formülü çok önemli. Şimdi bizde genelde oyuncunun maaşından çıkma ya da kadro boşaltma gibi formüller düşünülüyor kiralamada ama Avrupa'da kulüplere baktığımız zaman direkt kiralandığı takımın sistemi, teknik adamın oyunculara bakış açısı bunlar hep analiz ediliyor. Ve oynaması tabii ki. Yani Baran'ın oynamaya ihtiyacı var kesinlikle, bu doğru. Ama tabii ki burada Manisa'nın Baran'a vereceği süre önemli. Manisa'nın oyun planı bile çok önemli. Yani Manisa eğer sürekli savunma oynayan bir takım profilindeyse Baran'ın gelişimi nasıl olur? Ya da hücum oynayan bir takımıysa Baran'ın gelişimi nasıl olur? Bunlar hep analiz edilmesi gereken şeyler. Bizim ülkemizde bence kiralamaya bakış açısı biraz değişmesi i̇şte lazım. Yani bizde sanki hani giden oyuncular bir daha geri dönmeyecek ya da tam işte takımdan ayrıldı artık bizim takımımızın oyuncusu olamayacak gözüyle bakılan oyuncular. Ama Avrupa futbolunda bu çok daha farklı. Hatta UEFA bununla ilgili bir önlem getirdi. Yani Chelsea'nin o kadar çok kiralık oyuncusu vardı ki Avrupa kulüplerinde. Partisinin de vardı. Aynen, dendi ki yani yeter artık, buna bir sınır getirmemiz gerekiyor dendi. Onlar kiralamayı ama şöyle yapıyordu. Onlar daha çok ticaret için ama yapıyorlar. Ama yani 40 oyuncu kiralıyorsa onun 5'inden eğer ben bir katkı alabilirim diyorsa ben başarılıyım diyor. O gözle bakıyorlar. Yani tabii ki kiralanan her oyuncu sana iyi dönecek diye bir kural yok ama burada eğer siz 10 oyuncu kiralıyorsunuz ve ikisinden üçünden fayda görüyorsunuz, bence yüksek bir yüzde bu kulüpler açısından. Şimdi geçen kim söyledi hatırlamıyorum, yani programdaydı. Kusuruma da bakmasın çünkü bazen unutabiliyoruz, yani çok üst üste geliyor. Eddie Newton şu anda, Taner belki de sen söylemiş ben olabilirsin. Ben söylemiştim yani. Evet. Tamam. Demek ki söyleyen yanımda. Neyse ki, ama. Neyse ki doğru cümle kurduğumu düşünüyorum yani. Bakalım nasıl anlatacaksın. Aynen.
Takımı hatırlayamadım. Bir takımın şu anda kiralama... Başakşehir. Kiralamasında değil, altyapısı değil. Chelsea'nin mi? Vaktiyle Chelsea'nin. Kiralama oyuncuları izleyen ekibin başında. Evet, Chelsea'nin bir ekip var, doğru. Şimdi bizde de bence bu ekiplerin kurulması lazım. Yani önemli nokta. Yani oyuncuyu kiraya veriyorsunuz ama oradaki performansı ya da oradaki gelişimini takip etmek bizde lazım. Biraz kaderine terk ediliyor oyuncular kiralandıktan sonra. Ya bizde şöyle oluyor. Yani oyuncu kiralanıyor. Eğer iyi bir performansı varsa, sağdan soldan böyle çok ses çıktıysa aa bizim böyle bir oyuncumuz vardı ya, iyi de oynuyormuş, acaba geri mi alsak oluyor. Yani tam bir takip mekanizması yok maalesef. İsmail Yüksek yine doğru bir kiralamaydı. Fenerbahçe için geçtiğimiz sezon Bursa Spor'daydı. O iyi döndü oradan, oynayarak geldi. Ki şunu da söyleyelim yani, sosyal medyada çok gördüm ben. İsmail sezon başında, ya işte küme düşen Bursa Spor'dan mı, hani iki alt ligde bile küme düşen bir takımdan mı biz oyuncu alacağız mantalitesi vardı. Bunlar çok... Kerem Artık da oynuyor. Onlar bir de Marco ile birlikte yıkılması lazım. Yani. Marco ile, evet. Portekiz Ligi sonuçlarından geldi Chavez'den. Küme düştü o sezon Chavez. Bu konuda farklı bakmamız lazım. Peki Kaan Ayhan transferinde konuşmuş olalım. Kaan Ayhan tüm Türk spor medyasını mutlu eden bir transfer oldu diye düşünüyorum. Artık Kaan Ayhan transferini konuşmayacağız. İşin şakası bu tabii. Ama Galatasaray bir yerli oyuncu eklemesi yaptı. Ben hep şunu söyledim, yani bu transfere şöyle bakmak lazım. Zaten Kaan'ın kalitesini tartışacak değiliz ama Galatasaray yerli bir oyuncu almak için mi bu eklemeyi yaptı? Yoksa ihtiyacı olduğu için mi bu eklemeyi yaptı? Yani tabii ki ihtiyaç vardır bir noktada ama yerli diye sadece tercih edildiyse Kaan Ayhan bence biraz soru işareti. Ama bence onun dışında Galatasaray'ın yararlanabileceği bir isim tabii ki. Ben de her ikisi de diye düşünüyorum. Çünkü oyuncu hem iyi bir kumaşı var, milli takım havuzunda olan bir isim. 27 yaşında. Farklı mevkilerde oynayabiliyor. Aynen. Joker, bugün işte Abdülkerim olmadığı zaman Emin Bayram'ı oynatıyorsunuz. Gibi. Yani burada doğrudan kadroya yazdığınız zaman kimsenin sorgulamayacağı, belki de kadronuza doğrudan monte edebileceğiniz bir oyuncu. Çok doğru bir hamle. Yani bu kadar fazla takımın, işte Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, hatta bazen belki de Başakşehir, bu kadar takımların Kaan konusunda böylesine ısrarcı olmasının en büyük sebebi teknik direktörlerinin Kaan'ı onaylaması. Evet, iş yapar demesi. Fatih Hoca da Kaan'ı ilk mini takımı aldığında sol bekte oynatmıştı diye hatırlıyorum ilk maçında. Stoperde oynattı, solda oynattı, sağda oynattı, merkezde oynattı. Hep böyle farklı yerlerde oynayan ve belli bir seviyenin üstünde oyunu ortaya koyan bir isim. O yüzden ben Kaan hamlesini şampiyonluk yolunda, savunmacı çok önemlidir. Orta saha oyuncusu da önemlidir. Ve burada olası bir sakatlıkta kriz yaşamak istemiyorsanız da orayı dolduracak bir jokere ihtiyacınız var. Kaan sizin farklı mevkilerdeki problemlerinizi çözebilir. Maliyet olarak nasıl bakarsınız? Yani 300 bin euro kiralama bedeli var diye konuşuluyor. Resmi bir açıklama yok şu anda ama. 500 bin euro diyen de var, onu beklememiz gerekiyor. 2.8'de bonservisi olacak gibi. Hani genel yazılanlar bu şekilde. Zorunlu bir opsiyon var ama anladığım kadarıyla opsiyon bir maç oynama sayısına bağlı olacak. Yani tabii rakamı şu an tam bilemiyoruz ama sözleşmede Kaan şu kadar maça çıkarsa bonservisi devreye girer, opsiyon devreye girer tarzı bir madde olacak galiba. 3,5 milyon euro olacağı da konuşuluyor bu opsiyonun. Tabii maliyetin dışında baktığımız zaman Kaan işe alakalı çok yüksek bir oyuncu. Yani gittiği her takımda bunu net bir şekilde gördük. Sadece ilk 11 için değil, bu sistemde kulübede de mutlaka bir kaliteli yerli oyuncuya ihtiyaç duyuyorsunuz. Yani teknik adam oyuna müdahale etmek istediği zaman, yabancı sokmak istediği zaman mutlaka oradan bir yabancı çıkarması gerekiyor. Ama böylesine kaliteli yerli oyuncularınız varsa ve birden fazla bölge yedekleyebiliyorsa hocanın oyun içindeki hamle kabiliyeti de orada artacaktır. Üçlü de oynayabilir Galatasaray Kaan Ayhan'la. Yani Kaan, Nelson, Abdülkerim Bardakçı üçlü tandemi de aslında kulağa bence mantıklı geliyor. Hoca dönem dönem oyun içinde bir formasyon değişikliğine gidebilir Kaan Ayhan'la. Ben her anlamda olumlu bir transfer görüyorum. Evet, olumlu Kaan Ayhan'ın transfer içine. Olarak görünüyor. Şimdi sevgili Ahmet Selim Kula bir kez daha bağlanacağız. Havada soğuk, çok da fazla bekletmeyelim sevgili Ahmet'i ve Kulüpler Birliği toplantısı yaklaşırken son detayları bir kez daha kendisinden alalım. Ömer Saraç, teşekkürler. Kulüpler Birliği'nin kendi iç arasında yaptığı toplantı Türkiye Futbol Federasyonu Riva tesislerine devam ediyor. Yaklaşık bir saat sonra da bu toplantının sona erip Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'yla Kulüpler Birliği arasında toplantı şeklinde devam etmesini beklediğimizi ifade edelim. İlk yayında da bahsettik. Toplantının en temel gündem maddesi hakemler. Tabii MHK Başkanı değişti. Sabri Çelik neden istifa etti? Lale Orta göreve getirildi.
ama Lale Orta ile ilgili de çekinceleri, endişeleri olan başkanlar var. Kulüpler tüm bu konuları önce kendi aralarında değerlendiriyor. Ardından Türkiye Futbol Federasyonu ile bir değerlendirme yapılacak. Şunu ifade edelim, henüz bir açıklama planlanmıyor. Toplantıların ardından planlanan bir açıklama yok. Ama yine de bu kadar sıcak gelişme olmuşken tarafların konuyla ilgili daha bilgilendirici, daha kapsayıcı açıklamalar yapmasını beklediğimizi de ifade edelim. Dediğimiz gibi şunu da belirtelim, kulüplerin çok büyük bir kısmı toplantıya katılmış durumda. 2-3 kulübün eksik olduğunu söyleyebiliriz. Eksikler anlamında henüz %100 netleştirmediğimiz için henüz eksik kulüpleri paylaşmıyoruz ama bir iki bağlantı sonrasında tam olarak katılmayan kulüpleri de ifade edeceğiz. Çünkü tepki sebebiyle katılmayı düşünmeyen kulüpler vardı. Bunları da önümüzdeki yayınlarda paylaşacağımızı ifade edelim. Dediğimiz gibi Kulüpler Birliği toplantısı devam ediyor. Yaklaşık bir saat sonra da Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği toplantı haline geçecek. Biz de detaylar yaşandıkça paylaşmaya devam edeceğimizi ifade edelim. Ve şimdilik Riva'dan aktaracaklarımızı tamamlayalım Ömer Saraç. Sevgili Ahmet, çok teşekkürler. Yani Ahmet Selim Kulu görünce üşüdük biz de burada. Üzüldüm biraz. Hava soğuk çünkü Ahmet de çok üşümüş. Mikrofonu da o şekilde tutuyordu. İşi kolay değil. Kolaylıklar dileyelim kendisine. Şimdi ilk bölümde virgül koymuştuk. Biraz daha konuşalım konuyu ama. Şimdi sevgili Ilgaz Çınar bizi izliyormuş. Selamlar. Ona da selam gönderelim. Diyor ki KEA'dan önce de Şecu'yu Türkiye'ye yollamıştı Marco Bassa diyor. Güzel bir hatırlatma geldi. Teşekkür edelim. Selamlarımızı gönderelim. Kulüpler Birliği toplantısı bugün. Evet, bakalım neler olacak ama Taner, yani bugünden sonra bir uzlaşma olur mu? Uzun tamam. saatlerin ardından. Olmazsa bizi neler bekliyor? Biraz bunu konuşabiliriz. Ya olmazsa tabii ki Kulüpler Birliği mevcut karardan dolayı federasyondan muhtemelen bir açıklama isteyecekler. En azından bir yanıt, bir şey isteyecekler. Çünkü Lale Hoca'yı, Lale Orta'yı akademik anlamda çok iyi seven, bilen isimlerden bir tanesiyim. Ama hocanın da bu süreçte Twitter adresini kapatmış, silmiş olması mesela olmaması gereken bir şeydi. Biraz süreç hataları da var. Ve bu tam ne zaman yaptı bunu biliyor muyuz? Dün herhalde. Dün oldu. Dün oldu. Yani bu mesela olmaması lazım. Olmaması lazım Twitter'a, çünkü önceki hayatınızda şeyinizi, aldığınız kararlar zaten sizi ifade eden ya da yazdığınız şeyler sizi ifade eden şeyler. Bunlar zaten arşivlenen şeyler. Attığınız şeyleri Twitter'a silseniz bile onlar bir yerlerde saklı. Oradan taraftar yine çıkartıp bulabiliyor. Sildiğiniz zaman hata yaptığınızı kabul etmiş oluyorsunuz. Varsa bir hata. Onu bilmiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Yani dün çok böyle nasıl desem bir linç kampanyası vardı aslında Lale Orta ile alakalı. Yani bir kere insanları çok kolay yıpratıyoruz, çok kolay harcıyoruz gibine geliyor. Ne yazık. Yani dün mesela bir fotoğraf paylaşıldı. Sadece bunu Lale Orta üzerine söylemiyorum bu arada, yani sistem eleştirisi yapmak istiyorum. Yani dün bir fotoğraf paylaşıldı Sayın Başkan Ali Koç'la Lale Orta'nın bir fotoğrafı. İşte Okan Üniversitesi'nde yıllardır zaten spor ödülleri dağıtıyor Lale Hoca. Orada verilen bir ödülle alakalı bir fotoğraf üzerinden işte Lale Orta için Fenerbahçeli algısı yapıldı. Ve bunu yapan insanlar gerçekten de baktığımız zaman, hani ben troll hesaplardan bahsetmiyorum. Spor medyası içinde son derece saygı gören bilindik insanlardan bu mesajlar geldi. Ama biraz araştırsalar Lale Hoca'nın geçmiş yıllarda Şenol Güneş'e de rahmetli Başkan Mustafa Cengiz'e de ödül verirken fotoğraflarını görecekler. Ya biz hiçbir şekilde rahat koltuğa oturmuyoruz ki insanlar. Yani insan göreve başlamadan böyle herkesin raptiyeler elinde bekliyor yani. Yani bir göreve başlasın. Bir rahat başlatamıyoruz. Aynen, bir görelim. Ondan sonra tabii ki eleştirecek bir şey varsa biz burada eleştiririz zaten. Mesela yapılan farklı bir eleştiri işte Ömer Okan üzerinden yapıldı. İşte Fenerbahçe yöneticisi, kendisi yönetim kurulu üyesi. İşte Okan Üniversitesi'nde kendisinin görevli olduğu, sorumlu olduğu ve kendisinin işte Fenerbahçe yöneticisinin maaşlı çalışanı olduğu şeklinde bazı algılar da yapılmıştı. Ya bu da yanlış bilinen bir şey. Ömer Okan'ın Okan Üniversitesi ile bir bağı yok. Resmi bir bağı yok en azından. Bu arada böyle bakacak olursak herkesin bir, yani bir şekilde bir yerle ilişkisini buluruz ya. Ben de Okan Üniversitesi'nde ders veriyorum Lale Hoca'nın yani bölümünde. Taner, şimdi şöyle bir umarım şey var. Bana gelmez işin ucu. Yani bu ülkede... Taner, sen Merkez Hakem Kurulu'nun başına geçeceğin zaman sıkıntı var. Söyleyeyim. Yani siz futbolun içindeyseniz zaten bir şekilde bir yerlere temas ediyorsunuz. Etmeniz mümkün değil. Şimdi bu ülkede 3 büyük kulübün birinin başkanı federasyon başkanlığı yapmadı mı? Fenerbahçe'nin ikinci başkanı federasyon başkanlığı yapmadı mı? Bunlar çok normal şeyler. Siz
sadece bir fotoğraf üzerinden bu şekilde yargılanmamalısınız. İşte bu arada bu yüzden ben söylüyorum. Yabancı hakem konusunda da ben hep aynısını söyledim. Böyle bakıldığı sürece, bir şey arandığı sürece yabancı hakem de gelse işte onun şununla bağlantısı var. Zaten işte Türk olan o firmayla şey yapmış. Bu firma da buna bağlı falan gibi sonu yok yani şeyler yani. Bulunacak yani. Bir de bir tamamen başka olay bakış açısıyla alakalı. Bir başka konu var, ona da açıklık getireyim yani. Sürekli burada hani lale ortayı savunan biri olmak istemiyorum ama yani gerçekten de kişisel bir şey değil bu. Hani yeni gelmiş MYK var. Dedim 11 yılda 11 MYK değişmiş. Yani bir bekleyelim, bir gözlemleyelim. Ondan sonra eleştirilerimizi yapalım tarzında. İşte Fenerbahçe Üniversitesi ile alakalı işte. Fenerbahçe Üniversitesi'nde çalışıyor ya da orada görev oluyor tarzında. Yani bir kere Ali Başkan göreve gelir gelmez zaten üniversitenin hakları Medikhane'ye devredilmişti zaten. Yani ki akademisyen birisi Taner'e çok iyi tanıyor Lale Ortay'ı. Zaten biliyorsun böyle üniversiteler açılış süreçlerinde böyle akademisyenlerden destek alabilirler danışmanlık anlamında. Yani hepsini kabul ediyorum. Dediğin gibi yani mutlaka bir kulübe dokunacaksın zaten futbolun içindeysen yani. Olmaman ya mümkün değil. Söylüyorum yani işte bizimle de ilgili oluyor bazen işte şu takımı destekliyorsunuz falan diye. Evet tabii ki desteklediğimiz bir takım var. Çünkü bir takımı severek bu işe yani başlıyoruz ya da bu işi hobi haline getiriyoruz. Federasyon başkanımızın, mevcut federasyon başkanımızın da vardır. Daha önce Yıldırım Başkan mesela başkanlık yaptı. Beşiktaş'ın yöneticisi başkanı Nihat değil Özdemir miydi? Yaptı. Nihat Özdemir değil miydi yani? Federasyon içinde sürekli kulüplerin eski yöneticileri var. Şu anki yönetimde de var. Ya federasyon bakalım. Yönetiminde. Yani dediğim gibi eleştirileri biz yanlış yerden yapıyoruz. Maalesef. Bekleyelim, görevine başlasın. Ondan sonra hataları varsa hep beraber burada eleştirelim zaten. Bu ayrı bir nokta ama dediğim gibi farklı noktadan eleştirmek biraz etik dışı oluyor bence kişileri. Peki Beşiktaş'a geçelim. Bakalım bugün toplantıda neler çıkacak. Muhtemelen öğleden sonra tamamen gündem buna yönelik olacaktır diyelim. Tabii Beşiktaş'ta Abubakar Alanyaspor maçında ilk karşılaşmasına çıktı ve olumlu bir performansı da vardı. Abubakar'ın menajeri Nirza abi oyuncusunun birçok teklife rağmen sadece Beşiktaş'ta görüştüğünü açıkladı. Ben sana Abubakar tabii ki Beşiktaşlı taraftarların merakla beklediği bir isimdi ve Beşiktaş Abubakar'a kavuştu. Alanyaspor maçında aslında çok şık bir golü vardı. Evet. Ama gol offside gerekçesiyle geçerli kazanmadı. Abubakar Beşiktaş'taki basın toplantısında da zaten hani Beşiktaş'tan başka takıma gitmem benim için çok mümkün değildi şeklinde açıklama yaptı. Hatta beraberdik o gün diye hatırlıyorum. Abubakar Beşiktaş macerasına üçüncü kez başladı ve iyi başladı gibi de görünüyor. Ve güzel bir performans ortaya koydu. Senin de bahsettiğin gibi iyi bir başlangıç yaptı. Ki zaten çok formdaydı. Dünya Kupası'nda kendi takımında oynayan ve oynayamamasının ya da takımdan ayrılma sebebinin bir Ronaldo transferi olduğu bir isimden bahsediyoruz. Yani takımı tarafından performansı beğenilmediği için gönderilen bir isim değil. Ronaldo'ya yer açılması gerektiği için gönderilmiş bir isim. Doğru. Ve bu döngüde de Beşiktaş kulübünü çok iyi bilen, Şenol Hoca'yı bilen, bu ligi daha önce tartmış ve iş yapmış bir oyuncudan performans alamamanız zaten sürpriz olur. Daha önceki döneminde, bundan önceki ikinci gelişinde ciddi bir sakatlık dönüşünde gelmesine rağmen çok iyi bir performans göstermişti. Diziyle ilgili bir problemi vardı ve bu problemi tekrar yaşamadı. Çok da güzel bir performans ortaya koydu. Muhtemelen bunu yineleyecek. Ve Beşiktaş'ta 5 maç üst üste kazandı. Galatasaray'ın 10'da 10 yaptığı bir ligde Beşiktaş'ta kazanmaya devam edebilir gibi gözüküyor. Çünkü fikstür de buna çok müsait. Yani Karagümrük ve Sivasspor deplasmanları var. Sonra içeride Ankaragücü, Antalyaspor. 5 Mart'ta Fenerbahçe maçına gelene kadar eğer kazanmayı devam ettirirse Beşiktaş bu şekilde 5 Mart'taki karşılaşma belki de Fenerbahçe'yi geçme maçı bile olabilir. Ya da daha başka bir konuma bile gelebilir belki Beşiktaş o maça kadar. Olabilir. Onu bilemeyiz tabii. Tabii yani dediğim gibi işte Karagümrük maçı yarın zaten. Sonrasında Sivasspor deplasmanı var. Eğer bu iki maç yine 6 puanla geçilirse iç sahada Ankaragücü Antalyaspor maçları da Antalyaspor tabii erteleme maçı olduğunu söyleyelim. Kayıpsız bir şekilde geçilirse Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe fikstürü Beşiktaş için belki de ligin kalanı adına belirleyici olacak. Tabii ki. Gibi görünüyor. Onur Özkan, Abubakar'daki önemli noktalardan birisi de şu. Hem ilk döneminde hem ikinci döneminde Abubakar'ın oynadığı her takımda, Beşiktaş takımlarını kastediyorum o dönemki, hep kanatlar da işin içerisindeydi. Cenk Tosun yine çok aktif bir rolde gördük onu. Muleka belki çok başarılı bir performans ortaya koyamadı ama aktiflik açısından mesela Muleka'nın belki de en çok topla buluştuğu maçlardan bir tanesiydi. Meşgul etti hep savunmayı bir şekilde. Abubakar hep yanındaki oyuncuları da oynatan bir isim ve bu şekilde de bir performansı vardı. Bir kere Abubakar'ın şu anki en büyük artısı bir önceki iki gelişine göre çok daha güçlü ve formda gelmesi. Yani daha önceki iki gelişi hep soru işaretleriyle beraber olmuştu. İşte ilk gelişini hatırlayalım, Porto'da oynamıyordu.
Porto oynatmadığı için kiralamıştı Beşiktaş'a. Doğru. İkinci gelişi Taner Söyde diz sakatlığıyla geldi. Acaba futbol hayatı biter mi denen bir oyuncuyken gelmişti Beşiktaş'a. Ama bu kez çok daha formda, çok daha enerjik, çok daha fit bir şekilde geldi. Ve daha tecrübeli bir şekilde geldi ligimize. Aboubakar, hani bazı oyuncular vardı böyle ligin şifrelerini bilirler. Şimdi bizim ligimizde baktığımız zaman güçlü stoperler, güçlü forvetler ve süratli forvetler her zaman bizim stoperleri zorlarlar. Aboubakar hem güçlü oyuncu hem kısa mesafede çabuk bir oyuncu, teknik bir oyuncu. Yani komple bir forvetten bahsediyoruz burada. Ve dediğin gibi yanındaki oyuncuları da sürekli oynatan bir forvet. Yani Muleka bence dediğin gibi şu ana kadarki belki en iyi performanslarından bir tanesini sergiledi. Cenk Tosun zaten inanılmaz bir form grafiği yakalamış durumda. Yani Aboubakar belki de son yılların en iyi ara transferlerinden bir tanesi. Çünkü neden? Hep ara transfer dokunuşları tartışılır. Acaba takım olumlu mu yansıdı, olumsuz mu yansıdı diye. Ama Aboubakar tartışması son dönemin en iyi ara transfer hamlesi gibi gözüküyor şu anda. Tam bir nokta atış. Beşiktaş bu süreçte 5'te 5 yaptı. Alanya maçına kadar aslında biraz sallantılıydı futbolu. Ama Alanya maçında iyi oynayarak da kazandı. Bu önemliydi Beşiktaş için. Şimdi Karagümrük ve Sivas maçları çok daha kritik. Yani Beşiktaş 2'de 2 yaparsa bu maçlarda ardından çok daha farklı bir konuma gelebilir ligde. Zaten Şenol Güneş yani bu ligin en değerli teknik adamlarından bir tanesi. Buraları defalarca oynamış bir isim. Çok iyi biliyor buraları. Bundan 2-3 hafta sonra çok daha farklı şeyler konuşabiliriz ligin zirvesinde belki de. Evet, Aboubakar Beşiktaş birlikteliği sanki doğru zaman ve doğru yerde olmuş gibi. Mükemmel bir birliktelik. Görünüyor. Rozier'in cezası bir maça indirildi. Onu da konuşalım. Kayseri Spor'la oynanan maçta kırmızı kart görmüştü. Böylelikle cezasını tabii Alanya Spor maçına çekmiş oluyor. Ben bir hata gördüm burada. Bence bir de özür dilenmesi gerekiyordu Rozier'den. Yani ceza indirimi az oldu bence. Yani çok saçma bir ceza indirimi bence bu. Yani herkesin gözünün içine baka sanıyorum baka. Sanıyorum bu hani bir tahrik indirimi gibi görünüyor şu anda. Yani bilemiyorum tabii ki buradaki tahrik indirimi ne derece doğru. Kamuoyu bunu tartışacaktır ama ben yanlış buluyorum. Bu tür hareketlerde tahrik indirimi bence olmaz. Olmamalı. Ki ilk başta verilen ceza da bence az bir cezaydı. Daha yüksekten bir ceza verilmesi gerekiyordu bence. Üstüne bir de indirim yapıldı. Ve açıklamanın zamanlaması da bana biraz manidar geldi. Fenerbahçe maçının olduğu bir dönem, işte Lale Orta tartışmanın olduğu bir dönemin içine bir anda girdi Rozier'in cezasının indirimi. Biraz karambole geldi sanki. Çok fazla konuşulmadı ama ben çok yanlış bir karar olarak görüyorum. Yani hepimiz gördük oyuncunun yaptığı hareketi. Kimsenin tasvip etmesi mümkün değil. Yani böyle bir harekette ceza indirimi olması, tahrik indirimi olması bana çok yanlış geldi açıkçası. Taner, sen nasıl buldun bu iki maçtan bir maça? Yani arttırılmasını indirmeyi bekliyordum. Yani iki maçı az bulanlardan bir tarafım. Yani az buluyordum. Ama indirmeyi düşünmüşler. Ben açıkçası hani ilk etapta 3 maç gelir diye düşünüyorum. Evet, yani 3'ten 2'ye yani düşse yine anlardım. Hani bari hani 2'den 1'e indirmeyin. 2'de kalsın. Yani aynen, bu kadar da değil. Yani göz göre göre yapılmış bir durum var. Hakemin de gözünün önünde olan bir durum kesinlikle var. Hakem gösteriyor. Yani herkes kameralara gösteriyor. Bu biraz çok anormal. Yani ne açıdan bu? Tabii, hakem raporuna da burada bakmak yani lazım. Burada emsal teşkil ediyor bunlar işte. Şimdi önümüzdeki günlerde başka bir futbolcu benzer bir hareketi yaptığında bu kez siz bir maçtan fazla ceza veremeyeceksiniz bu oyuncuya. Bunlar hep emsal, yanlış örnekler teşkil ediyor. Tabii ki hakemin raporu da önemli burada ama hakem nasıl bir rapor vermiş olabilir ki cezanın indirilmesi için yani? Çünkü kendi de gösteriyor, gören kendisi. Bilmiyorum ama çok yanlış geldi. Kötü az bir örnek. Az önce Aboubakar'a konuştuk, Cenk'i de konuşalım. Çünkü tabii ki Cenk Tosun'un müthiş bir performansı var. Ve Beşiktaş yönetiminde Cenk'e jest hazırlığında olduğu, çünkü bir opsiyon maddesi vardı. Cenk'in sözleşmesine bir maç opsiyonu vardı ama onu beklemeden sözleşmesinin uzatılması bekleniyor. Çok normal. Şu anda bu performansı ortaya koyması bile, ben artık hala o formuma sahibim. Ki Şenol Güneş'le de uyum içerisinde birçok karşılaşması olan bir isim. Şu anda da o eski dönemine yakın bir performans ortaya koyan bir Cenk Tosun var. Mantıksız gelmiyor bana opsiyonun kullanılması. Cenk de zaten opsiyon şu anda kullanılmasa bile Beşiktaş ne zaman istese muhtemelen kontratını devam ettirmek isteyecektir. Çünkü bu biraz da uyum meselesi. Sadece Cenk'le alakalı bir durum değil. Takım, oyun, oyuncu grubu, teknik direktör, onun oynattığı oyun. Cenk bu puzzle'ın bir parçası. O yüzden de buraya çark çok güzel işliyor Cenk varken. Cenk de bunun farkında. Cenk'i bugün alın bu takımdan, başka bir takıma koyun, belki bu performansı bu seviyede gösteremeyecek. Biraz Cenk'in ne yapabileceğini bilen bir teknik direktörün elinde olması Cenk'in de işine yarıyor. O yüzden de Cenk de bunun farkında olacaktır ve opsiyon şu aşamada kullanılmasa bile
hadi uzatalım dediğinde Beşiktaş yönetimi Cenk herhalde buna karşı çıkmayacaktır. Yani Şenol Güneş'le birlikte Cenk için tam olarak böyle karanlık bir havadan sabaha geçildiğini değil aynen. mi? Gecenin aydınlandığını, güneşin geldiğini söyleyebiliriz. Yani bazı teknik adamların özel oyuncuları vardır. Mesela Capello'nun Emerson'u vardır. Hep bu ikili bir araya geldiği zaman iyi bir performans çıkar. Ne zaman Şenol Güneş ve Cenk Tosun bir araya gelse ortaya iyi bir şey çıkıyor. Bana da Ziya Doğan Ayman örneği şu anda. Aynen. Bizim ligimizde de Ziya Doğan Ayman örneği var. Yani dediğim gibi ne zaman Şenol Güneş ve Cenk Tosun bir takımda bir ortamda buluşsa hep ortaya iyi bir performans çıkıyor. Belli ki ikisinin arasında iyi bir sinerji var, iyi bir enerji aktarımı var. Bu çok net. Şenol Güneş Cenk'in ne yapabileceğini biliyor. Cenk Tosun hocanın neler istediğini çok iyi biliyor. Ve ortaya bu sonuç çıkıyor. Bu bir tesadüf değil. Zaten oyuncu daha gelmeden bunun haberlerini biz yapmıştık. Yani işte Şenol Güneş ve Cenk Tosun neler yaptı bugüne kadar, yine yapabilir tarzında ki gördük bunu. Bu bir tesadüf değil. Bu çok uyumlu, mükemmel bir birlikteliğin bir ürünü. Milli takımımız için de çok iyi bence Cenk Tosun'un performansı. Yani o forvet rotasyonunda oyuncu sayısı artıyor sürekli, kaliteli oyuncu sayısı. İşte zaten orada Enes Ünal'ın bir varlığı var. Serdar Dursun oynuyor zaman zaman, Cenk Tosun oraya girecek. Mesela Bertu'yu konuşmamız gerekiyor, bence çok iyi bir oyuncu. Geliyor alttan yavaş yavaş. O anlamda milli takımın belki de en sıkıntılı bölgelerinden bir tanesi şu an çok zengin bir rotasyona doğru gidiyor orada. Bence o noktadan da bakmak gerekiyor biraz. Peki Bertu demişken madem Trabzonspor'a geçiş yapalım tamam. Böylelikle. Trabzonspor tabii Hatayspor deplasmanı da kaybetti. Ama yani bu sezon zaten Trabzonspor'un istikrarsız bir görüntüsü vardı. Fakat evet, var. Öyle bir kaybetti ki Trabzonspor, yani işte ben maçta programdaydım, sonrasında da çok konuşuldu zaten. Artı 10 duraklama geldi maça. Hı. Trabzonspor artı 10'da bile hani pozisyon bulamadı. Kendi yarı sahasında geçirdiği birçok zaman dilimi var. Yani oyuncuların isteği, arzusu oldukça soru işaretiydi maç içerisinde. Ve ilk yarıda hiç etkin olmayan bir Hatayspor karşısında Trabzonspor farkı arttıramadı. İkinci yarıda gelen gollere de engel olamadı. Ve Abdul Hoca'nın da açıklamaları çok net. Daha önce de söylemişti bir hastalık var diye. Aynen. Bunu şu anda tedavi etmeye çalışıyoruz dedi Abdullah Avcı. Burada artık hocanın oynatmaya çalıştığı oyunu oynayamayan bir grup olduğunu görüyoruz. En azından şunda herhalde kimsenin şüphesi yoktur. Bu ligde şampiyonluk yaşamış ve çok uzun yıllar bir Başakşehir takımı ilk dörtte tutmayı başarmış bir teknik direktörün taktik, teknik, oyun bilgisiyle alakalı tahmin ediyorum kimsenin şüphesi yoktur. Şu an yaşanılan konu hocanın ortaya koymaya çalıştığı oyunu oynayamayan bir oyuncu grubu var. Oynayamayan mı veya reddeden mi? Reddeden olduğunu düşünmüyorum. Evet. Çünkü bu kadroyu Abdullah Avcı kurdu. Yani en azından hoca oradayken. Şimdi hocanın ne oyna, hoca gidip de baştan aşağı bir şeyleri değiştirmedi. Zaten bunu oynuyordu bu takım. Ve sonrasında gidenlerin yerine geri gelenler ve bu oyunu oynayamamaya başladılar. Bir şekilde bu oyun ortaya yansımıyor. Yani redd olduğunu düşünmüyorum. Reddedenlerle zaten yollar ayrılıyor. Yani öyle olması gerekiyor. Yani reddedenler derken belki şu anlamda olabilir. Yani bilerek değil de istese yani, de bir türlü yapamam. Oyunu ortaya koyamayın. İşte onlarla da yol ayrılır Janini örneğin. Yani bir yerden sonra sizin istediğiniz oyunu ortaya koyamıyorsa yolları ayırıyorsunuz. Ve böyle oyuncular da var şu an Trabzonspor'da. Şimdi hoca Kasımpaşa maçından sonra, hazırlık maçından sonra Dünya Kupası arası biterken çok sert açıklamalar yapmıştı. Orada 3-4 oyuncudan bahsetmişti. Artık daha fazla sabretmeyeceğim dedi. 3-4 tarzı değildi hocanın bu yani. Tabii sabretmeyeceğim dedi. Ama sonrasında aynı oyuncularla yola devam edildi. Aynen. Ben açıkçası o açıklamadan sonra şey bekliyordum. Biraz toparlandı ama takım ondan sonra. Fenerbahçe derbisi falan kazanıldı. Ama sanki o suni bir ortam gibi de şu anda görünüyor. Yani aynen. Ultimatumu biraz üstüne alan oyuncular kendilerini toparladılar. Bazıları ki hocanın kamuoyunda yaptığı açıklamada oyuncu ismi yoktu ama hoca muhtemelen oyuncularla yüz yüze geldiğinde bu sensin bu sensin demiştir. Yani sende problem var demiştir oyuncular. Futbolcu anlamıştır zaten onu. Futbolcu açık açık gidip kamuoyu önünde isimlerini vermediği oyuncuları doğal olarak arka planda bu oyuncularla görüşmesini hoca yapmıştır diye düşünüyorum. Ya bir de hoca Alanya yenilgisinden sonra aslında net bir mesaj koydu ortaya. Yani istifa mektubunu direkt masaya koydu Abdullah Hoca. Bunu resmen yapmasa bile bunu yaptı aslında. Yönetim bir karar aldı ve sorunun Abdullah Avcı kaynaklı olmadığına kanaat getirdi ki hocayla yola devam edildi. Şimdi gelinen noktada sorunlar devam ediyorsa ve Abdullah Hoca sürekli biz deniyoruz ne yaparsak yapalım olmuyor diyorsa demek ki burada artık oyuncu bazlı bir problemden söz edebiliriz rahatlıkla. Artık belki de yönetimin burada net sert bir karar alması, bir tavır alması da gerekebilir oyuncu bazında söylüyorum. Mesela Trabzonspor'un daha önce bunu yaşamışlığı var. 2018 yılında yeni Malatya yenilgisiydi galiba Trabzonspor'un 5-0'lık. Onur ve
Burak. Aynen. Onur ve Burak kadro dışı bırakıldı Ünal Hoca zamanında. Ve Trabzonspor'un belki de şampiyonluğa geldiği noktaya baktığımız zaman o süreç orada başladı aslında. Bazen yönetimler böyle kararlar alabilir, almalı da hatta bazen. Bu takım içine bir mesajdır. Çünkü baktığımız zaman Abdullah Hoca aslında söylemek istiyor ama bunu söyleyemiyor. Yani takım içinde sanki bir direnç var gibime geliyor benim. Bu bilerek yapılmış bir direnç olmayabilir. Ama bazı oyuncuların takım içinde Abdullah Hoca'nın oynatmak istediği oyuna karşı orada bir set ördüğü gibime geliyor benim açıkçası. Trabzonspor hani bu sezon böyle sağlıklı bir ortama kavuşamadı. Yani işte iyi oyunlar yoktu. Bazen zaman zaman tabelanın içerisinde kaldı Trabzonspor. Puan tablosunun içinde kaldı. Bir şekilde kazanmayı başardı ama hani işte açıklamalar, Alanyaspor mağlubiyetinden sonra yaşananlar, işte bir ara hocanın hazırlık maçından sonra söylediği şeyler, işte bir ara bir casus durumu. Yani o huzurlu ortama bir türlü kavuşamadı yani sanki Trabzonspor. Bu kadronun karşılığında bir oyun oynanıyorsa, ya bu kötü oyun oynanıyorsa, yani bunu taktikte, teknikte, dizilişle açıklayamayız yani. Bunun içinde mutlaka tesislerde yaşanan bir sıkıntı var. Yani takım içinde bir problem var. Bu çok net yani. Hoca ve oyuncu grubu arasında bir kopukluk var. Bu çok net gözüküyor. Çünkü sadece bunu işte hoca şu oyuncuyu oynattı, şunu neden çıkardı tarzında yorumlayamayız. Çok farklı bir şey var sahada gözlemlediğimiz. Dediğim gibi bir takım deplasmanda 2-1 mağlup, uzatma dakikalarında rakip kaleye gidemiyor. Yani bunu hiçbir şekilde futbol terimleriyle özetleyemeyiz, anlatamayız. Çünkü hani ya, tabii ki mağlup olabilirsiniz ama hani ararsınız, aynen, rakibi aynen boğarsınız, direkten döner, kesinlikle, çizgiden çıkar, penaltı kaçar, hani olur ama Trabzonspor kaybederken dediğim gibi yani öyle bir bölüm oynadı ki bence yani artı onu saymazsak en son biraz daha geriden alalım. Hatta 70-75'ten itibaren sadece Umut'un pozisyonu var benim hatırladığım. Doğru. Yani son 20-25 dakikalık bölümde geride olan bir Trabzonspor ama asla refleks gelmedi. Hani bir mağlubiyet refleksi gelmedi yani, bir reaksiyon gelmedi. Aynen. Yani o bir sıkıntı zaten. Oyuncuların vücut dili de biraz bize o mesajı veriyor saha içinde. Bir problem var. Bu çok net. Bunu çözecek olan, bilecek olan tabii ki Abdullah Hoca ama dediğim gibi hoca şunun ifadeye dönüyor bir şekilde. Ne yaparsam yapayım olmuyor noktasına geldi artık hoca. Demek ki başka bir şey yapılması gerekiyor artık bu noktadan sonra. Taner, var mı bir çözüm önerin ya da düşüncen yani diyeyim? Çözüm önerisi sunmak çok zor dışarıdan bir göz olarak. Ve bu oyunu bir şekilde Trabzonspor sezon sonuna doğru toparlayacaktır. Daha çok fazla vakit var. Ancak taraftar buna ne kadar dayanabilecek? Bundan çok emin değilim. Özellikle öne geçtiğiniz bir karşılaşmayı kaybetme konusu tabii ki de çok sancılı bir durum. Abdullah Hoca bir yerden sonra yine takımın önünü açmak konusunda yönetime muhtemelen yönetimle masaya oturacaktır ama yönetim bunu kabul eder mi etmez mi bilmiyoruz. Biraz önümüzdeki maçları görmemiz lazım. Evet, Spor Ajansı'nın sonuna geldik böylelikle. Taner Karaman teşekkürler. Onur Özkan teşekkürler. Teşekkür haftaya böyle hızlı bir giriş yaptık diye düşünüyorum Spor Ajansı'nda. Değerli izleyenler, programı kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.